Değerli seyirciler, İzmir'den sesleniyoruz bugün sizlere, Atatürk Voleybol Salonu'ndan. Efeler Ligi'nde final mücadelesi 3. karşılaşmada sizlerle birlikteyiz. İstanbul'da oynanan iki maçta Fenerbahçe çok zorlu karşılaşmalar sonrasında Arkaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı ve seride 2-0 İzmir'e geldi. Ama saha avantajı Arkaspor'un. Bakalım bugün Arkaspor serinin 3. maçını kazanıp bir sonraki maça taşıyabilecek mi final mücadelesini? Yoksa Fenerbahçe kupayı alabilecek mi? Hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Fenerbahçe taraftarları görüntüde. İstanbul'da bile bu kadar kalabalık bir Fenerbahçe taraftarı yoktu. Atatürk Voleybol Salonu tamamen dolmuş vaziyette. Ben Cüneyt Kıran bu finalin anlatımında sizlerle birlikte olacağım ve Murat Mert Yücekök de yorumlarıyla katkıda bulunacak. Murat hoş geldin diyoruz, hemen kadrolara bakıyoruz. Fenerbahçe'nin kadrosu, baş antrenörü de Mariusz Sordil'li olacak. Konuk ekibin tam kadrosunu ekranlarınıza taşıyoruz. Birazdan altları da vereceğiz sizlere. Fenerbahçe gerçekten sezonda dramatik bir dönüş yaşadı. Çok da iyi gitmiyordu. Ve Arkaspor, Arthur Glenn Hogg, Kanadalı baş antrenör. O da 8 sezondur Arkaspor'un başında ve önemli başarılara imza attı. Onların kadrosu ekranlarınıza yansıyor. Mariusz Sordil görüntüde. Aralık ayında Fenerbahçe'ye geldiğinde Fenerbahçe ligde bir aylık kötü durumdaydı. 10. sıraya kadar gerilemişti. Ama onun gelmesi ve Hidalgo'nun da takıma katılmasıyla birlikte bir anda takım kimyası değişti. Ve Fenerbahçe önce kupayı kazandı. Ardından da Türkiye Ligi'nde hem de güçlü Halkbank'ı eleyerek buralara geldi. Ve şimdi ligdeki 5. şampiyonluğunu arıyor. Fenerbahçe takımı oyuncuları görüntüye geliyor. Tribünler tamamen dolu dedik. Hemen Murat Mert Yüceköke de soralım, nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor. Aslında İstanbul serisinde Fenerbahçe seyircisinin İzmir'de daha fazla destek vereceğini öngörmüştük. Yani daha önce burada oynanan maçlar bize bunu göstermişti. Evet, Fenerbahçe seyircisi bir tek İstanbul'da takımını yalnız bırakıyor. Malatya'da da gördük, İzmir'de de gördük. Anadolu'nun her şehrinde böyle. İstanbul'da biraz daha eksik kalıyor desteği sarı lacivertlerin. Maça dönecek olursak serinin ilk iki maçında Fenerbahçe'nin çok daha iyi servis atan bir takım olduğunu gördük. Çok etkili servisler attılar. Yani oyunda tutması daha zor servisler attılar arkası oranla. Ve tabii bunun yanına Walter Termat, Hidalgo ikilisinin skorer oyunuyla da seride 2-0'ı buldular. Az önce bu arada Gözde Kırlar da tribünde çocuğuyla birlikte de gelmiş. Eşi Fenerbahçe'nin kondisyoneri Ali. Ali'yi yalnız bırakmamak için İstanbul'dan İzmir'e kadar gelmişler. Tabii daha iyi servis atan tarafın Fenerbahçe olduğunu söyledik. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi Aralık ayının başında 10. sırayı gören bir takımdan bahsediyoruz. Ama antrenör tak değişti ve takımda eksik kalan bölge Çukkoviç'in winner oyununun bir türlü oyuna girememesi. Daha önceki maçlarındaki performansı Fenerbahçe'ye gösteremiyor olması. Peşine gelen Hidalgo takviyesi ve başlayan bir peri masalı. İlk önce kupada ilk üçü yenip, yani sırasıyla arka Saltbank Galatasaray'ı yenip kupa. Ligi 5. bitirdiler. Orada maliye piyangoyu çeyrek finalde, yarı finalde lig lideri Atlantik'i yenerek buraya gelmeleri ve final serisinde 2-0 önde olmaları gerçekten 10 yıl sonra bile anlatılacak özel bir hikaye. Aralık ayının başında herhalde bu senaryoyu çizsek kimse bize inanmazdı. Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı kazanacak, final serisinde 2-0'ı bulacak. 100 kişiden bir kişiye bile inandıramazdık belki, ama gerçekten Fenerbahçe bunu başardı. Bu arada bir pankart görüntüye geldi. Avrupa Şampiyonası Filenin Sultanları 23 Ağustos 8 Eylül arasında Ankara'da, değerli seyirciler. Filenin Sultanları'nı Ankara'da yalnız bırakmayın. Aynı bu salon gibi tıklım tıklım da olsun ve güzel bir voleybol atmosferi orada da yaşansın diyoruz. Filenin Sultanları'na da şimdiden başarılar diliyoruz. Biletler de satışa çıkmış sanırım. Tabii aslında bir yandan onun duyurusu bu. Yani voleybol severlere şimdiden tavsiye ediyoruz, biletleri kaçırmayın. Bu arada görüntüye Glenn Arthur Hogg geliyor. Kanadalı baş antrenörü Arkaspor'un. İki takımın da aynı pankartı taşıdığını görüyoruz. Hem Arkaspor hem Fenerbahçe. Bilet bulamayanları da TRT Spor ekranlarına bekliyoruz. Avrupa Şampiyonası heyecanında TRT Spor'dan yayınlanacak. Onu da söylemiş olalım. Yani final serisine yakışacak iki maç izledik. İki maçta 5 set sonunda kazanını belli etti. Umarız bugün de en az iki maçtaki kadar keyifli ve zevkli bir mücadele olur.
kırılma anlarında arkasının biraz daha genç oyuncu yapısından dolayı kırılma anlarını yaşayan takım olduğunu gördük. Karşı daha tecrübeli bir takım. Tabii burada aslında az önce Gözde'yi gösterdik. Eşinden de bahsetmek lazım. 30 yaş üstü bu kadar çok fazla oyuncusu olan bir takımı çok iyi kondisyon durumuna getirdiği için tebrik etmek gerekiyor bence Ali'yi de. Aynı zamanda Fremi Sultanlığı'nın da kondisyonu. Daha önce Vakıfbank'ta da görev aldı. Fenerbahçe Bayan Voleybol takımında da görev aldı. Yani o da bence bu işin gizli kahramanlarından biri. Evet ve hakemler görüntüye geliyor değerli seyirciler. Baş hakem Yavuz Akdemir. 1981 İzmir doğumlu, 2002 yılında İstanbul'da voleybol hakemliğine başladı. Yardımcısı Cihat Küçükboyacı, o da 1973 Aydın doğumlu, 12 yıldır ulusal voleybol hakemi, 10 sezondur da A klasman olarak liglerde görev yapıyor. Diğer hakemleri de hemen sizlere aktarmak isterim. Çizgide Eray Oturakkaya, 3. çizgide Burak Uğurlu var. 2 çizgi hakemi var. GDS olduğu için GDS olmasa 4 çizgi hakemi görev yapacaktı. Skor hakemi Özlem Özdemir, yardımcısı Ferhat Büyükpamukçu. Değerli seyirciler ve Fenerbahçe kadrosu anons ediliyor. Önce konuk ekiple başlıyoruz. Ulaş Kıyak, Walter Termat, Kevin Klinkenberg, Emre Batur, Hidalgo ve Oğuzhan Karasu 6'da görev yapıyor. Fenerbahçe'nin liberosu ise Caner bu karşılaşma için değerli seyirciler. Aslında tabii libero'da ikisi de Ahmet Karataş da görev yapabilir, Caner de görev yapabilir. Daha çok Ahmet Karataş'ı görüyoruz aslında Fenerbahçe'de ama ekrana Caner'in adı yazıldı. Bakalım ilk libero onu mu kullanacak, hep birlikte göreceğiz. Ve konuk ekip Arka Spor, Mert Bakic, Murilo Rakke, Robert Taht, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu ve Adis Lagumcia. Burak orada libero olarak görev yapıyor. Değerli seyirciler, Arka Spor takımında. Fenerbahçe taraftarlarının takımı tribüne davet ettiğini duyuyoruz. Bu heyecan dolu karşılaşma başlamak üzere. Fenerbahçe daha önce 4 kere şampiyonluk yaşadı Türkiye Ligi'nde. Arka Spor da aynı şekilde 4 kere şampiyon oldu. Fenerbahçe ilkini 2008'de, sonuncusunu 2012'de. Bu 4 şampiyonluğun 3'ünü 2010, 2011, 2012'de üst üste yaşamıştı. Arka Spor'sa 2006, 2007, 2013 ve 2015 sezonu şampiyonları. Geçen sezonunsa finalisti. Arka Spor'da 5. şampiyonluğunu arıyor ve bu zorlu karşılaşma başlamak üzere. Biraz önce Murat Mert Yüceköy'ün de söylediği gibi Arka Spor biraz daha genç bir yapıya sahip ve en önemli skorörü Abis, 1999 doğumlu. Fenerbahçe'de ise Termat'a bakıyoruz, 97'li. Aslında yaşlar yakın ama Hidalgo büyük tecrübe, 1985 doğumlu. Ve biraz önce Murat senin de söylediğin gibi takıma katıldıktan sonra onun da büyük katkısı oldu. Belki de bu tecrübe farkı kırılma anlarında farkı yaratan durum oluyor, ne diyeceksin? Özellikle 5. setlerde bu gerçekten çok fazla ön plana çıkıyor. Walter Termat, Hidalgo ikilisi, zaman zaman Emre Batur'un orta oyuncu olarak verdiği katkı gerçekten çok çok önemli. Hemen bir düzeltme yapayım. Termat 1991 doğumlu, 97 değil. O da son derece tecrübeli isimlerden birisi, 28 yaşında. İlk servis Kevin Klinkenberg'den Fenerbahçe ilk servisi kullandı. Ve 3. maçın ilk hücumu, ilk sayısı Arka Spor'un oluyor. Adis Lagumcia 52 sayı üretti. Bundan önceki 2 maçta final serisinin en skorer oyuncusu oldu. Sezon boyunca da 587 sayısı var. Özellikle servisleri çok önemli. Servise geldiği anda anlatırız istatistiğini. Mustafa'dan iyi servis. Manşet çok iyi olmadı. Fenerbahçe hücumu avantaj topunu kaybettiler. Mustafa pasörlük yaptı. Yine Adis'le hücum. Block out. Oğuzhan ve Hidalgo bloktaydı. Onlardan dışarı gidiyor top. İlk iki sayı Arka Spor'un oldu. Son sayıyı tekrar görüyoruz değerli seyirciler. Mustafa Hidalgo parmakla aldı. Ulaş Hidalgo üzerinden blokta başarı var. Mert Matic. Orta oyuncusu Arka Spor'un onu Marko Matic olarak tanıdık. Daha sonra Türk vatandaşı oldu ve Mert adını aldı.
Yanında Murilo Radke de var. Pasörü arka sporun değerli seyirciler Radke. Mustafa servisi kullandı. Manşet Ahmet'ten Ulaş'ın pası. Hidalgo ve sayı Fenerbahçe'nin diyor karşılaşmanın hakemi. Fenerbahçe'nin ilk sayısı oluyor. Skor 1-3. Fenerbahçe'de Oğuzhan Karasu servise gidiyor. Altyapıdan yetişmiş 1995 doğumlu bir oyuncu. Radke, Robert Taht. Oğuzhan'dan dışarı gidiyor. Çapraza Taht sayıyı getiriyor takımına. Fenerbahçe ilk altısından milli takıma davet alan tek oyuncu Oğuzhan. Toplamda 4 kişi davet aldı ama ilk altı oynayan tek oyuncu Oğuzhan. Onu da söyleyelim. Servis filede Murilo Radke'den servis hatası. İlk servis hatası herhangi bir takımdan gelen. Walter Termaat servise gidiyor. O da takımının en skoreri. Sezon boyunca 696 sayı üretti. Bu seride ise 48 sayıyla Fenerbahçe'nin sayı yükünü taşıyan isimlerden birisi. Playoff'larda da tam 147 sayısı var. O da servis hatası yapıyor. Robert Taht, Estonyalı sporcu. Smaçör 1993 doğumlu. O servisi kullanacak. Biraz önce Marius Sordil'i gördünüz. Seriyi tabii ki burada noktalamak istiyor. Lagumcia, Adis Lagumcia görüntüdeydi. Kardeşi de takımda ama henüz çok fazla forma şansı bulamıyor. Hidalgo, pas çok iyi olmadı. Fileye çok yakın. Sayı Fenerbahçe'nin diyor. Karşılaşmanın baş hakemi Yavuz Akdemir. Hidalgo da önce bir yardımcı hakeme baktı. Acaba file teması çalacak mı gibi düşündü o da. Az kalsın. Mert Matiş sakatlanıyordu. Son anda kurtardı yani. Hidalgo servisi kullanıyor. Etkili bir servis gerçekten Burak ama çok iyi karşıladı. Matiş rakip alana bırakıyor. Yine döndü. Arka sahasına bir kez daha hücum arka sporda iyi organize olamadılar. Murilo Radke'nin pası biraz alçak kalıyor Matiç için ve sayı Fenerbahçe'nin. Tabii ki olabildiğince uzatmak istiyor Fenerbahçe'de Hidalgo'nun. Servis kullandı bu seriyi. İlk servisi iyiydi Hidalgo'nun ama arka sporun liberosu Burak da bir aylık iyi almıştı manşeti. Bakalım şimdi nasıl bir servis geliyor. Hidalgo. Radke geldi. Yiğit bloktan döndü. Burak dokundu. Adis manşetle pasörlük yaptı. Yiğit havuzdaki boşluğu çok iyi görüyor. Yiğit Gülmezoğlu o da takımın skora katkı yapan isimlerinden birisi. Altyapıdan yetişti Arka Spor'da ve 16 yaşında A takıma geldi. Mert Matiç. Skorboard'da 6-4 Arka Spor üstünlüğü var. Matiç serviste. Matiç, Ahmet, Ulaş, Kevin Klinkenberg. Sezonda 206 playofflarda 65 sayısı var. Fenerbahçe'ye epey katkı yaptı playofflarda. Bu seride ise 11 sayı üretti. Yine 6'ya döndü öyle söyleyebiliriz. Kevin Klinkenberg ikinci maçta ilk 3 set 6 başlamış ama daha sonra yedek beklemeye başlamıştı. Bir ace geliyor. Fenerbahçe sayısı. Eşitliği buluyor Fenerbahçe. Skor şimdi 6-6. Burada Robert Taht hem kendini hem Burak'a şaşırttı. Emre Batur büyük tecrübe. Fenerbahçe'nin orta oyuncusu 1988 doğumlu. Altyapıdan çıktıktan sonra Halkbank'a gitmişti. Tam yüzüne geliyor Robert Taht'ın. Sayı Fenerbahçe'nin bir şeyi var mı diye baktım Taht. Evet. Direkt yüzüne değil omzuna doğru gelmiş. Sayı Fenerbahçe'nin oldu ve Fenerbahçe ilk defa öne geçiyor. Emre iyi servisler kullandı. Yine onun servisini izliyoruz. Manşet Burak'tan geldi. Yiğit çapraza çok etkili. Çok akıllı bir hücum. Burada Radke, Yiğit
Ulaş eşleşmesinden Yiğit'i değerlendirdi. Hem de tekli bir nokta kaldı Ulaş. Yiğit'te güzel bir çapraz ucunu izledik. Adis Labumcia. Kardeşi de Mirza Labumcia. 2001 doğumlu. Adis servisi fileye bıraktı. Adis'in son 3 Fenerbahçe maçında servislerinin oyuna girmemesinin toplam rakamı 25. Geçen maçta hatta Glenn Hawk servis ona geldiğinde oyuncu değişikliğine gidiyordu. Şimdilik başlamadı ama belki servis ona geldiğinde yine aynı şeyi uygulayabilir. Ulaş servisi kullandı. Yiğit parmakla aldı. Rakke'den yine Yiğit'e doğru. Plase, Termat dokundu. Ahmet yükseltti. Klinkenberg sayı bitmedi. Rally sürüyor. Yiğit bu sefer blok. Arkada Hidalgo aldı. Ulaş. Hidalgo 3 metre gerisinden. Rally devam etmekte. Çaprazdan Adis. Çok iyi uzandı oraya Ahmet. Bir hücum şansı daha. Hidalgo. Hidalgo işte tecrübe sahneye çıkıyor. Akıl dolu bir plase Hidalgo'dan. Fenerbahçe'nin hücum üzerinden bulduğu 4 sayının 3'üne şimdiden imza attı Hidalgo. Orada zaten yükselemezdi geri oyuncu ama boşluğu da çok iyi gördü. Ve sayı üretti takımı adına. Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarttı. Ulaş'ın servisi Robert Taht aldı. Adis geliyor, out'a vurdu. Block out kararı var. Hemen önümüzde arkas bench'i değerli seyirciler Mert Matić fırlamıştı yerinden. Marius Sordil itiraza gitmeye niyetliydi ama Oyuncular temas olduğunu söylediler. Bir itirazı harcanacaktı o yüzden itiraz etmiyor sayı arkas sporun. Yiğit servisi kullandı. Ulaş. Çok güzel Walter Termat'tan. Paralel bir smaç. Çok iyi yükseldi orada ve paralele iyi döndü. Çapraza vuracak gibi gördük buradan. 10'a 8. Bugün, Klinkenberg serviste. Bugünkü ilk sayısını buldu Hollandalı paso çaprazı. Servis kullanıldı. Taht manşeti aldı. Rapke'nin pası 3 metre gerisinden Adis. Bu sefer blokta temas yok, out. Sayı Fenerbahçe'de. Dördüncü direk hatası oldu bu arkaslı oyuncuların. Fenerbahçe'de sadece Termat'ın bir servis hatası var bu bölüme kadar. Maça iyi başlayan arkas spor olmuştu ama Fenerbahçe bu bölümlerde sayı 3 farka kadar çıkardı. Kevin Klinkenberg. Klinkenberg. Servis Yiğit manşeti iyi aldı. Rakke. Adis'le blokta başarı var. Oğuzhan Hidalgo. Oğuzhan seviniyor. Büyük ihtimalle onun elinden arka spor sahasına geldi ve teknik bolaya geldik. Fenerbahçe 4 sayılık bir avantajla teknik bolaya gelmiş oldu. Şimdi özellikle arka tarafında hücum biraz erken Adis'in üstüne kaldı. Burada Fenerbahçe bloklarının daha rahat oturmasını sağladı Adis hücumlarına karşılık. Tabii bunun yanında 4 direk hata da yaptı arkaslı oyuncular. Ve 3-0 gibi önemli bir avantajla başladıkları sette şu an 4 sayılık bir dezavantajla teknik molaya geldiler. Fenerbahçe ise Hidalgo üzerinden bulduğu 3 sayı ve arkasının 4 direk hatasıyla belki hücum anlamında çok da iyi başlayamadığı setin teknik molasına 2-8'lik bir skorla geldi. Bu arada Türkiye Voleybol Federasyonu yönetim kurulu ekranlara geldi. Başkan Mehmet Akif Tutun'da, Başkan Vekeri Alper Sedat Aslandaş ve As Başkan Ahmet Göksu beraber maçı izliyorlar. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç İstanbul'daki maçlarda yalnız bırakmadı takımı. Ancak İzmir'de henüz tribünde görmedik. Büyük ihtimalle ekran başından izlemektedir bu mücadeleyi. Marius Sordil görüntüye geliyor. 1969 doğumlu değerli seyirciler. Daha önce Jeopark Kula Belediye'de de görev yapmıştı Marius Sordil. Türkiye'ye yabancı bir baş antrenör değil. Kevin Klinkenberg. Fark 4 sayı. Teknik molayı tamamladık. Klinkenberg out'a atarak başlıyor. Bu arada mola sırasında Glenn Hawk çok önemli bir taktik konuşma yapmadı. Oyuncularını daha çok moralli tutmaya çalıştı. Marius Sordil ise özellikle Ulaş'la birebir bir görüşme yaptı. Fark 3'e inmiş vaziyette. Mustafa servisi kullandı. Ahmet manşeti aldı. Ulaş
Ortadan hücum denediler. Oğuzhan sayıyı bitiremedi. Mustafa'nın pası. Adis üçlü blok var karşısında. Yine Oğuzhan'dan. Şu an Fenerbahçe sayı bulabileceği her alanda sayı buldu. Servis noktasından, hücumdan, bloktan. Buna karşılık bir blok sayısı var sadece ekstra olarak arkasın. Onu da Ratke yaptı. Oğuzhan. Yiğit aldı parmakla. Ratke ortadan hücum. Mert Matic. Murilo Ratke serviste arka sporun pasörü. Ön taraf bir ayrı uzadı şimdi. Çok etkili bir servis. Ve file önünde Robert Taft. Murilo Ratke. 1989 doğumlu Brezilyalı pasör. 1.98 boyunda gerçekten müthiş bir smaç servis attı. Ratke yine etkili bir servis. Ulaş ikinci pasa yetişti. Hidalgo. Kübalı Yıldız'ın sayısı. St. Petersburg doğumluymuş Hidalgo. Hikayesini bulamadım ama senin var mı bilgin? Ya ben bilmiyordum. Yeni öğrenmiş oldum. Yani Kübalı olduğunu biliyorum. Daha önce Galatasaray'da forma giydi. Polonya'dan buraya geldi ki aslında Polonya'da da çok istikrarlı bir oyunu yoktu Fenerbahçe'ye gelene kadar. Ama bu sezonun en hit noktasında da sarı lacivertli formayı da çıktı Hidalgo. Robert Taft block out. Merak ettim, araştırdım. St. Petersburg doğumlu ama tabii niye öyle olduğuna dair bir şey bulamadım. Kendisine de bugün sorma fırsatı bulamadım. Tam önümde ısınıyordu. Uzun süre Almanya milli takımında oynayabilmek için de çaba sarf etti ama Küba izin vermiyor bu konularda, biliyorsunuz. Aslında eskiden daha esneklerdi, şu an hiç vermiyorlar. Ulaş. Termat. Plase sayı Fenerbahçe'nin. En son Leon vizeyi aldı ve bu yaz Polonya milli takımıyla ilk kez sahne alacak. Son dünya şampiyonu Polonya. Bir de kadrosuna dünyanın en iyi herhalde 3 voleybolcusundan birini katmış oldu Ünfret Leon. Evet. Biraz önce bahsettiğimiz Hidalgo serviste görüntüde. Klinkenberg vardı. Hidalgo'ya döndük yine. Serviste o kullanıyor. Hidalgo. Etkili bir servis. Burak manşeti iyi aldı. Ratke. Yiğit ve sayı Arkaspor'un. Hidalgo'nun servislerine çabucak noktayı koydular. 13. sayılarını aldılar. Mert Matic. Servise gidiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan 2 sezon önce takıma geldi. Servisi kullanmakta olan Mert Matic. Arkası bir yıl daha kontratı var, onu da söyleyelim. Adis'in de öyle. İkisi aynı anda gelmiş ve üçer yıllık kontratlar yapmışlardı. Manşet çok iyi olmadı. Hidalgo pasörlük yapıyor. Çapraza out'a giden bir smaç Kevin Klinkenberg'den. Görüntülü değerlendirme sistemine ilk defa başvuruyoruz değerli seyirciler. GDS'de bugün Serhat Semiz ve Berk Karakaş görev yapıyor. Onu da söyleyelim. Maçın hakemi görüntüde. Maçın gözlemcisi de Uğur Karakaş değerli seyirciler. Soyadları dikkatinizi çekmiştir belki. Uğur Karakaş ekranın solundaki Berk'in babası. Maç öncesinde de Uğur Karakaş'la kısaca sohbet ettim. Oğluyla gurur duyuyor. O da voleybolu çok seviyor ve hakem oldu. Ulusal hakemde olmuş. Berk'e de başarılar dileyelim. Baba oğul burada voleybola hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Karar verildi, bakalım hangi yönde çıkacak karar. Temas yok. Orada blok faul. Bloğa bakacağım. Ben acaba out'a mı baktılar dedim. O blok teması. Ama out bir aylı aslında belirgindi. Tam bizim önümüze düştü. Benim tam önümde ikinci yardımcı antrenör olduğu için görememiştim. Ben acaba içeride dışarıda mı istediler dedim. Blok temasını istemişler. Şunu da bir yazmaya başlasalar, ekrana alışkanlık haline getirseler. 2-3 tane aslında itiraz var ama Termat yine out'a yolluyor. Farkı azaltıyor Arkaspor.
15-15'lik eşitliği buldu. Mert Matic. Mert. Ahmet. Ulaş ortadan hücum. Emre Batur sayı bitmedi. Yine Emre'nin önüne. Bu sefer sayıyı bitiriyor Emre. 16-15 Fenerbahçe. Emre Batur. Büyük tecrübe değerli seyirciler. Tam 6 lig şampiyonluğu var. İkisi Fenerbahçe'de, 4 tanesi Halkbank'ta. 2012-2013 sezonunda da Halkbank'ta Sev Kupası şampiyonluğunu da yaşadı. Emre Batur bu sezon Fenerbahçe'ye döndü. Servis hatası Emre Batur'dan. Arkasın çok fazla hata yaparak başladığını söylemiştik. Teknik molaya kadar 4 direk hata yapmışlardı. Fenerbahçe sadece 1. Şu an Fenerbahçe'nin 5 direk hatası oldu. Ve arkası geçtiler bu noktada. Adis'in servisi, Hidalgo aldı. Kevin manşetle pas. Termat üçlü blok hazırdı. Mustafa Koç. O da Arkas Spor altyapısından yetişen bir oyuncu. 2010-2011 sezonundan beri A takımda. Arkas Spor öne geçti 17-16. Ulaş. Termat. Out. In out için itiraz var. İkinci itiraz hakkını da kullanıyor böylece Marius Sordil. Oyuncular içeride olduğunu işaret ettiler. O da GDS'ye başvurulmasını istedi. Şimdi içeride mi dışarıda mı ona bakılacak. Çok çekişmeli iki maç izledik İstanbul'da ve bu maçın ilk seti de bize aynı şeyi vaat ediyor. Görüntü öyle, bir Arkaspor bir Fenerbahçe önde. Değerlendirme yapıldı. Cihat Hoca baktı, ekranlarınıza da geldi değerli seyirciler. Top içeride. Önemli bir itiraz Marius Sordil'den. Bilemese hem itiraz hakkı kalmayacaktı hem de sayı Arkaspor'un olacaktı. Fark 2'ye yükselecekti. Servis kullanıldı. Rakip alanda müdahale Ratke'den. Glenn Hogg niçin dokunuyorsun ki dedi. Zaten büyük ihtimalle Fenerbahçe sahasına inse de hemen hemen aynı şey olmuş olacaktı. Belki de daha da olumsuz olacaktı Fenerbahçe için. Bir şekilde sayı Fenerbahçe'nin. Şimdi Robert Taht 3 metre gerisinden müthiş smaç. Hidalgo içeride diyor. Görüntülü değerlendirme sistemi devreye girecek. Hakemlere göre dışarıda, Hidalgo'ya göre içeride. Bakalım. Hayır, başka bir şeye itiraz ettiriyor olması lazım. Evet, atak alanını ihlali itirazı geldi ama o da yok. Evet, atak alanı ihlali. Ben Hidalgo'nun hareketinden içerideye itiraz ediyor olduğunu düşündüm ama o kadar farklı dışarıdaymış ki top. Yine eşitlik var 18-18. İkinci itirazını da kullanmış oldu böylece Fenerbahçe ve itiraz hakkı kalmadı bu sette. Yiğit. Ahmet. Ulaş. Pas çok iyi olmadı. Rakip alana yollamayı başardı Termat. Adis. Sayı Arkaspor'un. 19-18 Arkaspor öne geçiyor. Arkas Adis üzerinden direkt Adis üzerinden hücum yapmayıp pasları dağıtınca Adis de rahatladı. Uzun zamandır hücum yapmıyordu. Belki bu maçtaki en rahat hücumunu yaptı az önce. Milli pasör çaprazı. Yiğit. Bu sefer fileye bıraktı. 19-19. Çekişme devam ediyor. İki takım da henüz mola hakkını kullanmadı. Yani set sonunda oyun bol bol durabilir. Sadece bir teknik mola kullanıldı değerli seyirciler. Gerçekten keyifli karşılaşma devam ediyor. Kevin Klinkenberg. O da fileye bırakıyor. Bu sefer de Arkaspor önde. Setin başında Arkaspor 3 sayılık bir fark bulmuştu. Devamında Fenerbahçe bir ara farkı 4 sayıya kadar çıkardı. Ama şimdi 20-19 Arkaspor önde. Fener 6 direk hata yaptı. 3'ü Kevin Klinkenberg'den geldi.
Mustafa Koç. Oğuzhan yükseltti. Hidalgo. Fenerbahçe sayısı 20-20. Oğuzhan Karasu servisi o kullanacak Fenerbahçe takımında. Oğuzhan file önüne indi. Orada çabuk bitirme düşüncesi Emre'den ama bu topu çıkardı arka spor. Şimdi avantaj topu Ulaş Hidalgo. Yine akıl dolu bir plase. Fenerbahçe'nin Kübalı yıldızı sahne alıyor bu bölümde. Mert Matić görüntüdeydi. Ulaş'ın bu pası Hidalgo. Bloğun arkasında dublajın yetişemeyeceği noktaya plaseyi bırakıyor. Aslında biraz da sert bir plase. Evet. Çok akıllı bir hücum yaptı. Yani önündeki bir yol gördü. Dublaja girecek oyuncunun açıldığını gördü ve çok iyi bir plase bıraktı. Sağladı Hidalgo ve Fenerbahçe. Yani aslında sezonda bunu bekliyorduk. Her sayıdan sonra mola görebiliriz artık. Sadece orta termatın hücumlarında hiç oyuna girememesine rağmen Hidalgo üzerinden bulduğu 6 sayı ve Arkas oyuncuların 6 direk hatası da şu anlık bir sayı önde. Arkas maça biraz Adis üzerinden fazla hücum yaparak başlamıştı. Daha sonra hücumda pasların daha fazla dağılması, Adis'in kendini biraz unutturmasıyla yeniden bir geri dönüş yaptılar. Maçtaki ilk antrenör molası sona erdi böylelikle. Ama 3 kere daha antrenör molası görebiliriz. Gitgeller devam ediyor karşılaşmada. Şimdi de Fenerbahçe'nin bir sayılık avantajı var. Oğuzhan servisi kullandı. Burak parmakla aldı. Ratke'nin pası. Matić sayı bitmedi. Oğuzhan karşıladı arkada. Şimdi Hidalgo ile hücum. Mert Matić. ...21-21. Murilo Ratke. Alta yolluyor Ratke. Üçlü hücum turunu Ratke'nin servisi altıyla başlattılar. Taht, Matić ve Adis öndeydi. Şimdi Walter Termat serviste. Emre Hidalgo Ulaş Fenerbahçe'de önde bu turda. Termat o da servis hatası yapıyor. Fenerbahçe bu seti adeta termatsız oynadı. Hatta termat muhtemelen set sonunda artı eksi yönünün eksi çıkacak. 22-22'lik eşitlik var. Çekişme 3. maçta da devam ediyor. Robert Taht. İyi servis. Ulaş'ın eline geldi ama Hidalgo out'a vuruyor. İtiraz hakkı da yok Fenerbahçe'nin. Sayı arka spora gidiyor. Bunun üzerine mola geldi. Marius Sordi'den Polonyalı baş antrenör molayı alıyor. İşte bu Hidalgo'nun dışarıya vurduğu top. Set başında arkası için kullandığımız ifadeleri Fenerbahçe için kullanabileceğimiz bir pozisyon. Walter Termat hiç oyuna giremeyince artık o pasların, kritik topların Hidalgo'ya gideceği çok belli oluyor. Arkasında oyuncular da hemen bir yol kurdurup çapraza döndürdüler Hidalgo'yu. Hidalgo fazla çapraza dönünce Arkas set sonunda öne geçmeyi bildi. Serinin en çekişmeli setlerinden birini yaşıyoruz. Evet, iki takım da belki fazlaca direkt hata yaptılar. Ama Fenerbahçe'nin şampiyonluk isteği, arkasının seriyi uzatma isteği henüz ilk setten çok fazlaca belli oluyor. Şu ana kadar seride 25'i geçen, 26 ya da 27 de vesaire biten bir set olmadı. Ama bir aylık çekişmeli setler yaşadık. Geçen maçta iki tane 25-23 var mesela. Şimdi 23-22'lik bir skor söz konusu. Arka spor bir sayı önde. Serviste Robert Taht demin. Güzel bir taktik servis atmıştı. Bakalım şimdi ne yapacak. Bu sefer smaç servisleniyor. Filede kalıyor. 23-23.
Sanırım iki takımın da direkt hata sayısı 8 oldu. Tabii bu iki takım oyuncu üzerindeki baskının da nedenli büyük olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe'de Oğulcan oyuna geldi. File önü biraz uzadı böylece. Oğulcan Yatkın boyu 2-0-2. Uzun bir pasör. Set sonunda yapıyor Maruş Sordurgun'u hep. Özellikle Ulaş ön turdaysa hemen yerine Oğulcan'ı alıyor. Hidalgo'nun servisleri çok kritik Fenerbahçe adına. Etkili servisleri var çünkü. Hidalgo, Yiğit karşıladı. Radke tekrar Yiğit'e. Üçlü blok hazır. Plase yaptı. Oğulcan. Termat blok. İkinci hamle. Mert çıkardı topu. Bir hücum daha. Oğulcan hücum ediyor. İkinci topa hücum ediyor ve sayıyı getiriyor. Fenerbahçe set sayısına ulaşıyor. 24-23. Mola istiyor Glenn Arthur Hall. Yani, oyuncularını kenara çağırdı. Oyuna sonradan girip şu topla sorumluluk almak Oğulcan için çok kritik bir karardı. İkinci pasta o sorumluluğu alarak takımına set sayısı atma şansını sağladı. 1997 doğumlu değerli seyirciler, 13 yaşında Fenerbahçe'ye geliyor ve o zamandan beri de takımda Oğulcan Yatkın. Milli takımda geçen sezon görev aldı. Avrupa Ligi kadrosunda vardı. Bu sezon yine milli takımdan davet aldı Oğulcan. Aynı takım arkadaşları Halil, Oğuzhan, İzzet gibi. Tabii önünde çok büyük bir tecrübe var Ulaş. Ulaş'tan da sezon içerisinde çok fazla şey öğrendiğini düşünüyorum Oğulcan'ın. Oğulcan hem Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik hem de milli takımın geleceğe yönelik çok önemli şeyler beklediğimizi. Hidalgo servise gidiyor. Fenerbahçe set sayısını en etkili servisçilerinden biriyle değerlendirmek isteyecek. Hidalgo. Radke ve Burak arkada servis bekliyor. Yiğit bir başkası. Burak'a doğru çok etkili bir servis. Yiğit boşluğu yetişti. Avantaj topunu alıyor Fenerbahçe. Set için hücum ediyor Oğulcan. Blok out ve set Fenerbahçe'nin. Kevin Klinkenberg. 25-23 Fenerbahçe seti alıyor ve 3. maçta 1-0 öne geçiyor. İlk seti Fenerbahçe almayı başardı ve bir adım öne geçti. Aslında İstanbul'da aldığı iki maçta iki adım öne geçmişti. Burada kupaya uzanma, şampiyon olma yolunda bir adım daha attı ama bu maç daha çok su kaldırır. Köprünün altından çok sular geçer. Ne diyeceksin Murat? Ya özellikle Oğulcan'ın oyuna girmesi sonrası bence iki çılgın kararı vardı. Bir 23-23'te ikinci topa kendi hücum ederek takımın önüne geçirdi. 24-23'te avantaj topu aldıktan sonra yani oyun içerisinde belki de skor opsiyonu olarak hiç düşünülmeyecek bir isim. Kevin Klinkenberg'i
tercih etti. Yani herkes Hidalgo ve Termat üzerinden bir hücum beklerken o Klinkenberg üzerinden hücum ettirdi takımını ve seti bitiren sayıyı buldu. Yani iki tane çok kritik karar verdi bence Oğulcan oyunda kısa süre kalmasına rağmen. İstatistikleri söyleyelim. Hidalgo 6 sayıyla oynuyor. 10 hücum 6. Hücum sayısı 10'da 6. Arkas cephesinde ise en skorer isimler Taht ve Adis 4'er sayı buldular. Fenerbahçe şampiyonluk için bir adım daha atmış oldu. Ve yine set sonunu Arkas'tan iyi oynamayı bildiler. Aynı 6 ile dönüyor Fenerbahçe. Arkas'a bakıyorum. Ondan. Arkas da aynı 6 ile dönüyor. Glenn Hogan çünkü bir şok 6 değişikliği vardı ikinci maçta, birinci maçta ve maça ortak olmayı başarmıştı o değişiklikle. Yine öyle bir şey yapar mı diye baktım ama iki takım da aynı altılarıyla devam ediyor. Yani 3 isim birden değiştirmişti o gün. Çok kritik bir karardı ama 2-0'dan tiebreak'e götürdüler seti. Hasan Bravo ve Muhammed, yani bir orta oyuncu, bir pasör, bir smaçör değiştirmişti o gün üzerinde. Bugün fena mücadele etmedi bu altı ama seride çok şekil söylediğim şeyi bir daha söyleyeyim. Yine set sonunu Fenerbahçe daha iyi oynadı arkasından. Ulaş. Oğuzhan ve ikinci setin ilk sayısı da Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe 9 oyuncuyla, Arkaspor 11 ayrı oyuncuyla oynadı seri boyunca. Glenn Hawk, Mert Matic, Adis ve Yiğit'i hep ilk 6'da tuttu değerli seyirciler. Onun dışında değişiklikler yaptı. Bu arada bir şans sayısı, bu morale ihtiyacı vardı Arkaspor'un. Adis'in smacı banda çarpıyor ve Fenerbahçe sahasına düşüyor. 1-1. Bazen şans da yanınızda olmalı. Bu arada az önce set arasında Glenn Hawk'un hiç olmadığı kadar sinirli gördüğümüzü de söyleyelim. Çünkü Mustafa daha, Koç. Daha sakin bir karakterdir ama çok sinirlendi takımına. Termat. Sayı Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü var. Termat serviste. Etkili bir servis. Burak iyi uzandı oraya. Adis. Bile teması var. Emre Batur yaptı. Evet diyor. Zaten bence de doğru. Döndü takım arkadaşlarına doğru döndü. Servis kullanıldı. Çok etkili bir servis. Ahmet rakip alana geri iade etmiş oldu. Adis bloktan dönen top. İyi uzandı o noktaya doğru Fenerbahçe'nin liberosu ama out'a gidiyor. Tabii kontrollü müdahale edemedi. Bu arada bu maçın şöyle de bir önemi var söyleyelim. Bu sayı yani gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımız yer alacak. Altmark normal sezonu lider bitirdiği için direkt gitme hakkını aldı. Seride şampiyon olan Şampiyonlar Ligi'ne kaybeden de sayı kupasına gidecek. Yani gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki kotamız 3 değil 2 olacak. Üç üçlük eşitlik var. Hidalgo servisi o kullanacak. Yiğit manşeti aldı. Adis rakip alana yollamış oldu. Ulaş Termat'la oynuyor sayı Fenerbahçe'nin. İki numaradan hücum etti Fenerbahçe. Walter Termat. Ulaş'ın buradaki pas tercihi de ayrıca değerlendirilmeli. Blok da tam yerleşemeden Termat paralele sayıyı alıyor. Ya Ulaş da takımına fark atıyor. Oğulcan da gerçekten iki tane birbirine çok yakın pasörü var Fenerbahçe'nin. Çok avantajlılar bu konuda. Hidalgo. Yine etkili bir servis. Burak'ın manşeti iyi. Radke'nin tam eline. Adis.
Blokta yavaşladı. Ahmet aldı. Ulaş 3 metre gerisinden Hidalgo'ya hücum ettirdi. Sayı bitmedi. Dönen hücumda Robert Taft. Arka spor sayısı 4-4. İki takım da rallide sayıyı bitirme şansı buldu ama son olarak arka sporda Robert Taft işte böyle sayıyı takımına getiriyor. Robert Taft alta yolladı. Fenerbahçe sayısı. Fenerbahçe 5, Arkas 4. Emre Batur. O da skora büyük katkı yapan isimlerden birisi. Normal sezonda 211, playofflarda 53. Bu seride ise 15 sayı üretti bu maç öncesinde. Blokta başarı var. Ulaş. Yani bu Ulaş adına çok özel bir blok. Arkas hemen pasör eşleşmesindeki oyuncusu yani Yiğit'i kullanmak istedi. Bire birde de yakaladılar pasörü ama Ulaş çok iyi kapattı ve Fenerbahçe'ye sayıyı kazandırdı. 1.87 boyunda olduğunu hatırlatalım Ulaş'ın değerli seyirciler. Emre Batur. Fenerbahçe sahasına inen top. Oğuzhan çabuk bitirmek istedi. Olmadı. Çaprazda Yiğit blokta başarı var sayı. Fenerbahçe'nin. Ulaş mı yaptı acaba yine bir de o? Sanki paralelde vurdular da Ulaş yapmış gibi geldi bana. Tekrarına bakalım. Gene Ulaş. Yani Ulaş yine kendi üzerinden hücum edilmesine izin vermedi. Ve iki ekstra sayı kazandırdı Fenerbahçe. Fenerbahçe yine 3 sayılık bir avantajı buldu. Setin başında Rapke. Sert smaç. Bravo bu arada oyunda. Üçlü blok ve Walter Termat o bloğu geçemiyor. Adis görüntüde. Tekrarda daha iyi göreceğiz. Arkas sayısı. Adis'ten. Mert Matic. Ulaş, Termat, blok out. Bravo oyunda bu arada. Artık uzun zaman sonra 3 yabancı ile oynuyor. 1979 doğumlu Brezilyalı oyuncu. Değerli seyirciler takımda 4. sezonunu yaşıyor. Daha önce de 2010-2013 arası da yine Arkas'taydı. Rafke. Bravo. Ayakta müdahale var. Abis çıkardı. Ardından hücum da ediyor. Hidalgo aldı manşeti. Hidalgo. Top içeride. Sayı arkasın. 3 metre çizgisi ihlalinde verdi. Başhakem Yavuz Akdemir. Hidalgo görüntüde. Farkı 2'ye indirdi Arkas. Adis Dabunzia. Ahmet, Ulaş kısa oynadı. Oğuzhan manşet var. İkinci manşet yine file önü. Oğuzhan rakip alana bıraktı. Mustafa Koç son dokunan oyuncu. Fenerbahçe sayısı 9-6. File üzerinde işte birazdan göreceğiz. Oğuzhan'la Mustafa'nın mücadelesi. Son olarak Bravo'ya da temas ederek dışarı gidiyor top. Kevin Klinkenberg. Rafke. Robert Taft. Ulaş. Hidalgo ile oynadı. Üçlü blok. Bloğa temas ve sayı Fenerbahçe'nin. Farkı 4'e yükseltiyor Fenerbahçe. İlk setin en skorer ismiydi Hidalgo. Bu setteki ilk sayısını buldu. Servis kullanıldı. Rapke kurşun pas. Ortadan hücum ama Ahmet iyi çıkardı. Bir hücum şansı daha.
Bu sefer de Kevin Klinkenberg manşeti alıyor. Ahmet rakip alana yolladı. Üçüncü hücum yine Fenerbahçe savunması karşıladı. Ulaş, Tervaat ve sayı geliyor. Müthiş bir sayı Fenerbahçe adına. Arkas adına ise moral bozucu bir sayı. Üç tane hem de iyi fırsat sayıyı bitirmek adına ama rallinin devamında Fenerbahçe sayısı oluyor. Bu arada bir pasör değişikliği geliyor Arkas'ta. Yani Rabki az önce hücum yapacağım diye bağırdı adeta. Ve Fenerbahçe savunması bunu fark etti. Topu çıkarlar. Devamında Votu Termat sayısı geldi. Ve an itibariyle Rabki'nin yerine Muhammed oynadı. Muhammed de 1995 doğumlu Arkaspor altyapısından 10 sezondur burada. A takımda da 4. sezonu. Bir alt daha. Böylece teknik molaya çok büyük bir avantajla ulaşıyor ama GDS mi devreye girecek ona bakıyorum. Hayır, GDS devreye girmedi. Skorboard'a işlendi. 12-6 Fenerbahçe teknik molaya 6 sayılık bir üstünlükle girdi. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar görüntüye geliyor. Fenerbahçeli oyuncular da onları ateşlemeye çalışıyorlar. Yani takım coşmuş vaziyette ama Fenerbahçe taraftarından daha çok destek beklemekteler. Yani set içerisinde bir 3-0 bir de 4-0'lık seri buldu Fenerbahçe. O Ulaş'ın 2 blok yaptığı bölümdeki 3-0'lık seri. Set soyu yani teknik molaya gelen bölümde bir 4-0'lık seri. Ve Fenerbahçe Arkas karşısında 6 sayı gibi çok ciddi bir avantajla teknik molaya gelmeyi bildi. Tabii serinin ilk maçını hatırlarsak orta oyuncu skor katkısını çok fazla alıyordu Arkas. Bugün çok fazla orta oyuncu hücumu da yapmıyor. İzmir ekibi. Belki bunun yüzünden de bir değişiklik gelmiş olabilir. Yani aslında Arkas'ın Brezilya pası Rabki sezon boyunca iyi bir performans gösterdi ama final serisinde o aynı performansı görmedik. Bence tercihlerin hepsi tartışmalıydı. Ve ilk maçta olduğu gibi 3. serinin 3. maçında da Glenn Hawk onu 2. setin bitmesini beklemeden kenara aldı. Kevin Klinkenberg bu yıl takıma katılan isimlerden birisi. Belçikalı, Belçika'da 4 lig 4 kupa, Fransa'da 2 lig 2 kupa şampiyonluğu var. Tecrübeli bir isim, 1990 doğumlu. Onun servisiyle teknik mola sonrası mücadele tekrar hareketleniyor. Ve çok fazla hareketlenmeden sayı bitiyor. 7. sayısı oldu Arkaspor'un. Brezilyalı Paulo Bravo. ...1.93 boyunda servisi kullandı Ahmet Ulaş Hidalgo. Çok sert blok. Çok sert maç. Arkas bloğunda Mustafa Koç'tan dönüyor ve diğer taraftan alta gidiyor. 13-7. Fenerbahçe moral üstünlüğü de ele geçirdi ama bu seride geri dönüşler çok yaşandı. Hem Fenerbahçe hem Arkaspor adına hiçbir şeyin belli olmadığını düşünüyorum hala. Oğuzhan Karasu. Burak manşet çok iyi olmadı. Mustafa pasörlük yaptı. Robert Taht çok iyi uzandı. Ulaş. Emre pasör oldu Fenerbahçe'nin şimdi. Bir plase Termat'tan. Sayı bitmedi. Şimdi Ulaş'la topu buluşturdular. Hidalgo yine plasesini yaptı. Bu topu çıkardı Arkas. Taht'la hücum. Oğuzhan arkada karşılıyor. Ulaş. Hidalgo. Bu topu da çıkardı mı? Hayır, ikilediniz diyor karşılaşmanın hakemi. Yavuz Akdemir ve sayıyı Fenerbahçe'ye veriyor. GDS'de devreye girecek. File teması mı acaba itirazı konu olan husus? Evet, file temasına bakıyorlar sanırım şu an. Yani ikileme kararları için herhalde yok, GDS yok. GDS yok. File teması var mı yok mu ona bakıyor GDS operatörleri ve yardımcı hakem Cihat Küçük Boyacı. Bu arada çok güzel ralliler oluyor ama ralliler uzadıkça sayı Fenerbahçe'ye gelince arkasında morali bozuluyor. İnceleme devam etmekte. Cihat Hoca incelemeyi sürdürüyor. Tecrübeli hakemlerimizden birisi. 1973 doğumlu. 10 sezondur A klasman olarak liglerde görev yapıyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde çalışıyormuş. Değerli seyirciler, evli ve bir çocuk babası Cihat Küçük Boyacı incelemeyi tamamladı ve hakemiyle Yavuz Akdemir'le konuşuyor. Fileye temas
Var mı yok mu? Bileğe temas var. Kararı yazdı scoreboard'da. Marius Sordin çok sinirli. O da görüntüye bakıp olmadığı görüşünde. Cihat küçük boyacı Fenerbahçeli oyuncuları sahaya davet ediyor. Marius Sordin çok tepkili. Tabii keskin sirke küpüne zarar. Bunun sonunda kart da çıkabilir. Şimdi Cihat Hoca bir kez daha kenara gitti. Yani anladığımı söyleyeyim, çift vuruştan sonra file teması var diye bir itirazları var Fenerbahçe bençinin. Yanlış anlamadıysam tabii, şimdi daha geniş bir açıdan bakacaklar galiba pozisyona ve öyle karar verecekler. GDS'nin 25 civarında kamerası var değerli seyirciler. Kendi kameralarından izliyor sistem ve oradaki görüntüler değerlendirildikten sonra kararlar veriliyor. Tabi geniş açıdan bakacaklar, çift vuruştan önce mi sonra mı o file teması, onu anlamaya çalışacaklar. Bakalım. Şimdi Fenerbahçe bence bu görüntü gelince gene ayağa kalktı. Yavuz Akdemir de baş hakem bu görüntüyü değil, diğer görüntü istiyorum. Yani çift vuruştan önce mi sonra mı yapıldı bu? Cihat Hoca da GDS'ye döndü ve onlara söyledi. Yavuz Hoca da arka sporculara geniş açıdan görülen kararı vermeyeceğim dedi. Tabii hangi ihlalin önce olduğu önemli. Şu an evet, şu an bakalım. Top düştü. Mustafa Koç içi dedi, evet. Yani Mustafa Koç'un çift vuruşunun Hidalgo'nun file temasından önce olduğuna karar verdiler. Şu anda Glenn Hope. Ya az önce set arası çok sinirli demiştim. Bu onun bir iki katı daha sinirli şu an. Granok sakin dedi. Oo, hakeme elde oturduk. Sert temasla da bulundu. Granok. Şimdi Yavuz Akdemir Cihat Küçük Boyacı'yı yanına çağırıyor. Ya, Granok 8 senedir ülkemizde ilk kez bu kadar sinirli olduğunu gördüm. İşte bu bizim kameralarımızın görüntüsü. Şimdi burada smaç vuruluyor. Evet. Fileye temas var mı yok mu? Hidalgo kaçınmaya çalışıyor. İkinci müdahale. Bu arada evet. Hem sarı hem kırmızı. Az önce yardımcı hakeme yaptığı fiziksel müdahale nedeniyle Glenn. Yani muhtemelen kariyerinde ilk deri verdi Glenn Hope'un. Yani ben hep Sakin antrenör kim deseler ben Glenn Hope'u evet işaret ederdim. Ama Glenn Hope karşılaşmadan men edildi diye algıladım ben. Setten de değil. Aslında kameralarımızda varsa Glenn Hope'un Cihat Hoca ile o neredeyse alın alına geldiği görüntüyü görebilsek. Bu tartışmalara konu olan pozisyon bu. Ya Glenok ceza sandalyesine oturacaktı herhalde. Algılamadı. Glenok setten ihraç edildiğini düşünüyor ama Glenok'u maçtan ihraç etti aslında başhekim. Yavuz Akdemir ve ceza koltuğunun orada da oturmaması gerektiğini iletti. Glenok an itibariyle salon dışına çıktı. Sarı kırmızı kartı aynı anda gösterirse setten ihraç demek. İki farklı eliyle gösterdiği için onu maçtan ihraç etti başhakem Yavuz Akdemir. Evet, bu uzun duraklamanın ardından Oğuzhan'ın out'uyla, servisteki out'uyla hareketleniyor karşılaşma. Glenn Hogan yardımcısı da Trent Kozamernik değerli seyirciler. Bundan sonra takımı o yönetecek. Tabii Glenn Hope'la hiçbir haberleşme şansı kalmayacak. Sorumluluk onun omuzlarında. 8-14 skor, onu da hatırlatalım. Emre Batur'la Fenerbahçe hücumu ve 15. sayısı geliyor Fenerbahçe'nin.
sanırım yardımcı antrenör Tilen Kozomernik'in lisansı yetmediği için mi ayağa kalkmayacağı? Çünkü belli bir lisansına sahip olmazsanız ayağa kalkamıyorsunuz. Tilen de oturuyordu. Evet, 15-8 Fenerbahçe büyük avantaj yakaladı. Fenerbahçe'de Walter Termat. Çok etkili bir servis. Burak, tabii aslında burada biraz konsantrasyon bozukluğunun da etkisi var. Moraller bozuldu arka sporda. Konsantrasyon da düştü ve mola geliyor arka spor takımında. Yani zaten kırılgan bir yapıya sahipti Arkas. Şimdi Glenn Oak'un da ihraç olması... sanırım biraz moral motivasyon olarak da kırdı arkası. Maçta ilk kez 8 sayılık bir fark görüyoruz. Çok önemli bir avantaja sahip artık Fenerbahçe. Tabii şok halinde şu an arkaslı oyuncular. Glenn Hawk'un atılması nedeniyle. Yani bazen bu şey olur. Oyuncuları yeniden doğurma adına, yeniden motivasyon adına böyle atılmaların bazen işe yaradığını görüyoruz. Ama bazen de ters tepiyor. Bakalım arkasa nasıl bir etki yapacak? Glenn Hawk'un maçtan ihraç edilmesi. Yani şu an Glenn Hawk salon içerisinde de durması lazım. Salon dışına çıkması lazım. Evet, çok keyifli bir seri. Biraz tadımız kaçtı. Yani Glenn Hawk gibi bir tecrübeli baş antrenörün aslında her şeye rağmen bu hatayı yapmaması gerekirdi. Şimdi Termat filede kalıyor. Tabii hakem kararlarını değerlendirmek, tartışmak ne kadar doğru bilmiyorum ama senin düşüncen ne? Ya, evet, hatta şu an geliyor. Yani şurada gözüm içine bakıyor ve şurada yaptı. Hani gözümün içine bakmalısın ifadesi maalesef fiziksel temasa girdiği için maçtan ihraç oldu Glenn Hawk. Ya ben de çok şaşırdım Glenn Hawk'tan gelen tepki hiç. Az önce de söyledik, hani en son bekleyeceğim isimlerden biriydi bunu yapılmasını Glenn Hawk. Hatta ilk başta setten ihraç olduğunu düşündüğü için ceza koltuğuna gitti ama daha sonra anladı maçtan ihraç olduğunu. Belki bu bundan sonra ilerleyen süreçte de ceza almasını sağlayabilir Glenn Hawk'un. Hidalgo. Taht blokta başarı var. Sayı Fenerbahçe'nin 18-9. Tabii bizde 3-4 dakikadır değerli seyirciler, belki daha fazla maç anlatımından koptuk, fark ettiniz. Kendinizi sporcuların da yerine koyun. Arkas adına özellikle söylüyorum. Onlarda da ciddi anlamda bir maçtan kopma, moral bozukluğu ve konsantrasyon bozukluğu var. Fenerbahçe bu fırtınalı dönemde farkı da 9 sayıya kadar çıkardı. Şimdi Hidalgo. Servisi out'a gidiyor. Son anda bırakıyor Burak ve topu dışarı yolluyor. Yiğit. Oyuna geliyor. Bravo. Kenara geliyor. Arkasta. Serviste Robert Taht. Emre'nin plasesi, sayı Fenerbahçe'nin, yere teması belirledi Yavuz Akdemir. 19-10, seti alma yönünde çok büyük bir avantajı var şimdi Fenerbahçe'nin. Bu da Fenerbahçe'nin alıştırmış bir oyuncu değişikliği. Emre Batur'un ters noktasına geldiği anda İzzet Ünver'le değişmesi. Aynı Ulaş'ın set sonunda ön tura geçtiği anda Oğulcan'la değişmesi gibi. İzzet de Fenerbahçe altyapıdan, 2016-2017'de bir sezon maliyet piyangosu var ve sonra takıma dönüşü. Şimdi servisi kullanıyor. Ratke, Yiğit, Fenerbahçe sahasında top, sayı Arkas'ın. Ya, Arkas çok uzun zaman sonra hücum üzerinden sayı buldu.
en son hücum sayısını 4. sayıda bulmuş. Sonra bir blok, Addison bir bloğu var ve 5 direkt Fenerbahçe hatası. Yani Arkas hücum anlamında bugün beklenenden oldukça uzak. Mert Matic. Klinkenberg parmakla iyi karşılayamadı. Hidalgo file önüne yolladı. Şimdi Robert Tat. Blokta başarı. 20-11. Sanırım Oğulcan yaptı bir de o. Yani iki sette de çok kısa süre oyunda kalıp verilebilecek en maksimum katkıyı verdi. Oğulcan yaptı. Oğulcan serviste şimdi. Radke. Sayı arkasın. Yiğit sayı üretiyor. Takımını da ateşlemeye çalışıyor. Ardından Yiğit Gülmezoğlu. Ulaş oyuna döndü. Oğulcan kenara geldi. Son sayıyı tekrar izlediniz değerli seyirciler. Adis. Ahmet. Ulaş. Oğuzhan rakip alana yolladı. Radke. Adis. Adis'in sayısı. 13-20. Biraz maça girmeye başladı. Tekrar Arkas. En azından hücum bazlı sayılar almaya başladılar. Sadece artık Fenerbahçe'nin hatalarıyla setin içinde kalmıyor İzmir ekibi. Ama bu arada bir ailede fark açıldı. Tabii bu geri dönüş için Arkas adına bir sinyal olabilir. Hidalgo, Ulaş, Termat, block out. ...21-13 Fenerbahçe. Kevin Klinkenberg servisi kullanacak. Son sayıyı tekrar görüyoruz. Burak, Radke, Robert Tat, Hidalgo rakip alana yolluyor. Adis. Hidalgo'nun önüne gelen top. Ulaş. Klinkenberg. Oğuzhan ama top taşıma kararı var. Sayı arkasın. Yiğit. Ulaş Hidalgo'ya block out. ...22-14... Fenerbahçe taraftarları iyice coştu. Arkas tarafındaysa bir sessizlik hakim. Moraller bozuldu. Seride 2-0 önde Fenerbahçe ve bu maçı alırsa şampiyon olacak. Oğuzhan Karasu, Radke, Taht, yine Radke. Bu sefer Adis'i tercih etti. Adis. Sayı Fenerbahçe'nin çünkü Adis geri alandan hücum etti. 3 metre çizgisine basıyor. 23-14 Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Seti almak yolunda sadece 2 sayıya ihtiyacı var. İşte Adis'in son hücumu çizgiye basmış ve sayı Fenerbahçe'nin oluyor. Yani Celal Okun atılması tribünde de bir şok etkisi yarattı tribünlerde de. Bence herkesin kafası Pelin'in atıldığı pozisyonda hala. Ama Fenerbahçe bu arkasını yaşadığı kaos ortamından avantajlı çıkmayı bildi. Özellikle setin son bölümünde hem Termat hem Hidalgo'dan gelen skor katkısıyla da maçı 2-0 yapmaya oldukça yakınlar. Bu arada maçtan instantaneler ekranlara geliyor. Evet, çok keyifli bir karşılaşma izliyorduk. Keşke Glenn Hogan yaşadığı olay yaşanmasaydı. Ama umuyoruz bundan sonraki set arkası yine toparlanır ve maça ortak olur. Voleybol keyfimiz devam eder. Bu set için artık çevirmek gerçekten zor.
9 sayılık bir avantaj. Bir de savunmada gelen bu hata set sayısına ulaştırıyor Fenerbahçe'yi. 24-14. Oğuzhan serviste. Bu sette görülen en büyük fark herhalde bu. Çift tanelere çıktı çünkü bu kez. Belki de bu seride gördüğümüz bir evet. Set içerisindeki en büyük farktır. Rapke. Block out. Sayı arkasın. İlk maçta karar seti 15-6 bitmiş Fenerbahçe lehine. 9 sayılık bir fark. Onun dışında set içerisinde hiç böyle bir şey oldu mu hatırlamıyorum ben. Ben ikisinde de yayındaydım yani bu üçüncü maç. Ben de hatırlamıyorum çift tane gördüğümüzü. Servis kullanıldı. Hidalgo alıyor parmakla. Emre Batur'la hücum. Bloktan döndü Ulaş. Termat'ı tercih etti. Termat out'a yolluyor. Bir de bir önceki topu karşıladıktan sonra çabuk toparlanamadı Termat. İşte burada bak göreceksiniz manşeti aldı. Olabildiğince hazırlandı ama çapraza out'a yolluyor. 16-24 yine set sayısı Fenerbahçe için Ulaş. Bu sefer Hidalgo'yla. Hidalgo sayı Fenerbahçe'nin ve ikinci seti de Fenerbahçe 25-16 alıyor. Üçüncü maçta 2-0 öne geçiyor. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü var. Şampiyonluk yolunda bir sete ihtiyacı var. Ama son sayı alınmadan bu maçlar, bu seriler bitmiyor değerli seyirciler. Arkaspor gibi ne kadar da şu anda yaralı ve moralsiz de olsa güçlü bir rakibi var karşısında. Sezonu, normal sezonu ikinci bitiren Arkaspor. Bundan önceki iki maçta da Fenerbahçe'ye çok zor anlar yaşatan Arkaspor elinde toparlanabilecek mi? Hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Murat Mert Yüceköy'ün görüşleri de önemli. Şu an arkasında görünmeyen bir antrenör var tabii. Kim o? Bravo. Yani üçüncü set sağ değişimi yaşandığı andan bu yana arkadaşlarını uyandırmaya çalışıyor Bravo. Tabii geçtiğimiz yaz Kanada alt yaş jenerasyonlarında antrenörlük yaptığını ve bu işe hakim olduğunu da söyleyelim Paolo Bravo'nun. İstatistikler görüntüde. Hücum sayıları servislerde Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Hücumda tabii 7-13 Fenerbahçe. Bloklarda 2-4. Karşılıklı hatalarla gelen sayılar 6-7. Yani ilk setin çok ortada gözükmeyenisini Walter Termat setle skor olarak takımda setlerin isim oldu. 6 sayıyla sahanın en skor ismi oldu ikinci sette. Arkasında ise sadece 4 oyuncu skor buldu ve bu 4 oyuncunun bulduğu toplam skorda 9. Adis 4, Yiğit 2, Mustafa 2, Robert Taht 1. Ve o Grand Hop'un atılmasına neden olan anlar yeniden. Evet, çenesini tutmuş. Belki o hareketi yapmasa, hani sadece gözüme bak demekle yetinse de hani bu sarı ve kırmızı kartı görmeyecekti. İşte ilk önce ceza sandalyesinin oraya gitti. Yani setten ihraç olduğunu düşündü Grand Hop ama Yavuz Akdemir'in iki kartı da farklı elleriyle tutup göstermesi maçtan ihraç olduğu anlamına geliyordu. Ve bence oyuncular biraz da bunun şokunu yaşadı arkasında. Bazen ters tepki yaratır. Oyuncuları kendine yeteri. Bazen oyuncular bu psikolojik eşiği aşamaz.
Arkasında ki oyuncuların ikinci sette Glenhook'un atıldığı pozisyona takılı kaldıklarını gördük. Bakalım üçüncü sette o takılmadan kurtulacaklar mı? 2-0 gerideler. Seride de 2-0 gerideler. Bu maçta da 2-0 gerideler. Şampiyonluk için muhakkak bundan sonra bu maçta oynadıkları her seti kazanmak durumundalar. Klasik altılarla döndü takımlar sahaya. Kevin Klinkenberg servisi kullandı. Mustafa'nın hücumu, Fenerbahçe savunması çıkartıyor. Hidalgo tecrübeli isim rakip alana yolladı. Teht Adis o topa hücum etmeyi tercih etti. File önü mücadelesi, sayı Fenerbahçe'nin rakip alana müdahaleyi belirliyor. Yavuz Akdemir. Setin ilk sayısı Fenerbahçe'nin. İşte bu sayı değerli seyirciler. Orada Mustafa Koç'un rakip alana müdahalesini görüyor Yavuz Akdemir. Fenerbahçe 1-0 önde. Servis kullanıldı. Burak Teht'e doğru pas. Geri alanda Fenerbahçe savunması çıkartıyor. Hidalgo'ya fileye çok yakın oldu ama Oğuzhan'ın dokunuşu. Şimdi Burak Fenerbahçe sahasına. Ulaş Hidalgo yine akıl dolu bir plase. Radke'nin ellerinden faydalanıyor ve sayı Fenerbahçe'ye getiriyor. 2-0. Fenerbahçe hem savunmada hem hücumda gayet diri. Arkasında moraller bozuk ama yine de mücadele ediyorlar. Kevin Klinkenberg. Manşeti Teht aldı. Yiğit Teht'e doğru üçlü bloklar. Blok out. İlk sayısı bu setteki arkasın. Mustafa Koç. Servisi Mustafa Koç kullanıyor. Ulaş. Termat. Teht. Plase yaptı. Ulaş. Oğuzhan manşetle yükseltiyor. Hidalgo. Blokta başarı var. Sayı arkasın. 2-2. Senlik maçında da Fenerbahçe 2-0'ı bulmuştu. Ama Arkas tie-break'e taşınmıştı. Bakalım bugün 3. set sonundaki senaryo ne olacak? Mustafa Koç. Ulaş. Bir önü mücadelesi Termat kazandı. Taht ikinci topa müdahale etti. Şimdi Adis sayı bitmedi. Ulaş yine Termat'la plase yapıyor. Matic dokundu. Dokunmasa belki de hemen arkasında dublaja giren Radke o topu alacaktı. Sayı Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe 3-2 öne geçiyor. Oğuzhan kullandı. Yiğit parmakla alıyor. Ortadan hücum Mert Matic. Takımın en hırslı oyuncusu şu anda Mert Matic. Her sayıda arkadaşlarını ateşlemeye çalışıyor. Bench'te otururken de ayağı fırlıyor. Sahadayken de işte görüyorsunuz. Bütün gücüyle kükrüyor. Durum 3-3. Ulaş. Hidalgo. Yiğit. Manşeti aldı. Teht yetişti 3 metre gerisinden. Yiğit sayı bitmedi. Ulaş. Termat. Matic'e çarpıp dışarı gidiyor. 4-3. Termat 2 div 2 numaradan çok akıllı hücumlar yapıyor. İlkinde pres arttı. Bir kez bloğun dağınıklığından faydalandı. Hollandalı pasör çaprazı. Termat. Taht, Radke, Matic. Mert Matic sahne alıyor bu bölümlerde. Bosna asıllı oyuncu, Türk vatandaşı oldu. Mert adını aldı, Marko Matic olarak tanıdık. Milli takımda da oynuyor. 2-11 boyunda 3-45 smaç, 3-35 blok yüksekliği var.
Robert Taft. 4-4. Ahmet, Ulaş, Hidalgo, Hidalgo. Bu arada Mert Matić ayağını mı burktu? Hidalgo hemen yardıma gitti. Sadece bir kramptır umarız. Bakalım. Oyuncu değişikliğinin gerekli olduğunu söylüyor Burak. Umarız ciddi bir şey değildir. Diziyle alakalı bir problem yaşıyor sanırım Mert Matić. Beraber evet. Adis'le mi yükselmişler? Adis'in ayağına basıp bileğini burktu galiba. Evet. Mert Matić'i hem arkasında hem Fenerbahçe'de oyuncular taşıyarak getirdiler. Umarız ciddi değildir. Yani benim gördüğüm kadarıyla Adis'le beraber yükseldiler blokta ve indikten sonra onun ayağına basarak bileği burkuldu diye algıladım ben. Ben de dizini tutuyordu yerdeyken. Evet, Adis'in ayağı basmış ve sanırım orada bir problem yaşamış. Direkt dizini tuttu ama bileğinde de problem olabilir. Bu arada Hasan Sıkar oyunda Mert Matić'in yerine. Evet, Arkaspor adına en olumsuz senaryolar, bunu film senaryosu gibi yazsanız herhalde karşılaşma öncesinde pek inanılır gelmez ama büyük şanssızlıklar yaşıyor. Takımın en ateşli, en istekli oyuncusu da şimdi kenara geldi. Onun yerine Hasan Skarş sahada, orta oyuncu değerli seyirciler. Hasan Skarş Kedaispor ve Balspor'da oynadı. Arkaspor'da 4. sezonu. Şimdi Matić bas ayağa kalktı ve denemeler yapıyor. Sanırım çok ciddi bir şey değil. Yani umalım da öyle değildir. Şu an kulüp doktoruyla bir görüşme gerçekleştiriyorlar. Ama ayağın üstüne basabiliyor. Matić bence bu sevindirici. Yine de çok güçlü yüklenmiyor. Yani şunu söyleyebilirim. Büyük ihtimalle oyuna dönmeyecek. Dönmeyecek. Şimdi tedavisine hemen bizim maç altı pozisyonumuzun yan tarafında devam edecek Matić'in. Ulaş ikinci topa hücum etmek istedi. Fileye temas var. Ev sahibi ekip bu arada öne geçiyor 6-5. Bu sette ilk defa öne geçiyor değerli seyirciler. Servisi kullandı Hasan. Ulaş, Termat. Öncesinde antene temas var. 7-5. Bütün bu olumsuz şartlarda Arkaspor hala mücadeleye devam ediyor. Maça ortak. Ne diyeceksin Murat? Yani o Matić'in sakatlandığı pozisyona kadar sadece Matić'in sayılarıyla ayakta kalıyordu Arkas. Yani Granok şokun üstüne bir de Mert Matić'in sakatlık şoku eklendi. Yani oluşabilecek az önce senin de bahsettiğin gibi bütün senaryolar oluştu kötü anlamda Arkas'a. Ama 3. setin henüz başında 7-5'i bulup Maruş Torbi ile molayı aldırdı Arkas. Fenerbahçe tarafında ise özellikle Arkas'ın etkili servislerine 2 setlik kadar servis ilk aşama geldi. Tabii şunu da vurgulamak lazım. Arkaspor adına olumsuz senaryolar var ama Fenerbahçe'nin de çok istekli, arzulu ve iyi bir oyunu var. Onu da söylememiz gerekiyor. Şampiyonluktan sadece bir set uzaktalar. Yani şu bugün kazanacakları bir setin sonunda 2018-2019 Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe'ye dönecek. Onun için de ayrı bir istek var tabii sarı lacivertlerde. Onların da istimo üstünde olduğunu söyleyelim. Bir servis hatası Fenerbahçe'nin 6. sayısı oluyor. Emre Batur. Emre. Mustafa Koç. Rakke'nin pası, Mustafa Koç'un sayısı. 8-6. Arkaspor üstün. Adis. Adis, etkili servis. Ahmet'ten iyi manşet. Ulaş, Termat ve sayı Fenerbahçe'nin.
ikinci sette olduğu gibi üçüncü sette de termat hücumlarıyla oyunda kalmaya çalışıyor. Sarı lacivertliler. Bu arada maç için dizine buz yapıldı. Bir esneme oldu orada ayak üstüne gelmesinden sonra. Umarız esnemeyle sınırlı kalmıştır. Ulaş. Servisi o kullandı. Robert Taft. 3 metre gerisinden hücum ve sayı Arkaspor'un 9-7. Mert Arkas'ın olduğu kadar milli takımımızın da önemli parçalarından biri. Sezon biter bitmez. Sanırım 8 veya 9 Mayıs'ta toplanacak milli takıma davet alan isimlerden biri Mert Matić. Yiğit'ten etkili servis. Kevin Klinkenberg'in teması ve dışarı gidiyor, 10-7. Banda çarptı, hız kaybetti servis. Ulaş. Termat Fenerbahçe'de bu bölümlerde Walter Termat sayıya katkıda bulunuyor. Bu setteki 4. sayısı oldu Hollandalı pasör çaprazının. Ki Fenerbahçe'nin zaten 8 sayısı var. %50'si Walter Termat'tan gelmiş. Farkı 2 sayıya indirdi Fenerbahçe. Kevin Klinkenberg alta yolladı. Fark yine 3, 11-8. Bir de Fenerbahçe savunmasında anlaşmazlık. Klinkenberg ve Ahmet manşet hatası. 12-8, 4 sayılık avantajla teknik molaya Arkaspor önde giriyor. Ne söyleyeceksin? Daha önceki bütün teknik molalarda ilk iki sette Fenerbahçe'nin üstünlüğü vardı. Yani seri boyunca Arkas üst üste iki kez belki servis sayısı buldu üst üste. İlk önce Yiğit, sonra da Mustafa Koç'la buldular bu servis sayılarını. Ve o üstlerindeki şok etkisini de atmış oldu İzmir ekibi. Şu ana kadar takımın skor ismi Adis'in skor anlamında bir katkı vermemesine rağmen 3. sette şu an 4 sayılık önemli bir avantaja sahipler. Fenerbahçe tarafında ise Hidalgo'nun oyuna giremediği, özellikle hücum anlamında oyuna giremediği bu anlarda tamamen Termat'ın eline bakıyorlar. Yani Fenerbahçe maçı 3. sette kazanmak istiyorsa ilk 2 sette olduğu gibi Hidalgo'yu özellikle hücum anlamında oyuna bir tık daha fazla sokmalı. Mola tamamlandı. Mustafa Koç'un servisi Ulaş. Hidalgo'yu hücum ettiriyor. Mustafa Koç dokundu topu. Karşıladı Robert Taht. Fenerbahçe hücumunu izliyoruz. Hidalgo alta yolluyor. Bloğa temas olduğuna çok emin Hidalgo. Marius Sordil'e söyledi. Sordil, değerli seyirciler, hemen GDS'ye başvurulmasını istedi ve şimdi Cihat Küçük Boyacı görüntüyü değerlendirmek üzere kenara gidiyor. Bizim kameralarımızın açısı biraz sanki temas etmeden gitmiş gibi ama göreceğiz. Evet, blokta temas yok. Ve böylece sayı Arkas'ın oluyor. Fenerbahçe'nin bir itiraz hakkı kalıyor geride. Arkas taraftarları da bu bölümde maça girmeye başladı. Ulaş, Termat, Mustafa Koç geldi oraya. Tehte doğru pas. Zor pozisyon bu sefer de. Arkas oyuncular zaten hemen blok out işareti yapmıştı ama karşılaşmanın hakemi Yavuz Akdemir de sayıyı Arkas'a verdi. 14-8. Onun arkası, onun
İlk kez 4 sayılık bir seri buldu Arkas bugün. 4-0'lık Mustafa Koç'un servis turunda geldi bu seri. Ve 14-8'de farkı 6 sayıya kadar çıkarmayı bildi İzmir ekibi. Ya yine üçlü hücum turundayken Walter Termat üzerinden hücum etmesi Sarı Lacivertlerin artık ezber hücum haline geldi. Ve Arkas blokları daha hızlı geliyor. Hidalgo ikinci setteki kadar sorumluluk almadı. Tribünde Nedim Hoca'yı da gördük arada değerli seyirciler. Nedim Özbey hem Galatasaray'ın hem milli takımımızın baş antrenörü. O da tabii bu final maçını kaçırmıyor. İzmir'de izliyor. Milli oyuncuları analiz ediyor. İşte görüyorsunuz şu anda. İstatistik kağıdına bakıyor galiba. Hem de voleybolun çok uzun süreli bir emekçisi burada tribünde voleybolun tadını çıkartıyor. Davet alan 8 isim var. İki kadroda çünkü gerçekten önemli bir sayı. İki takımdan 4'er oyuncunun davet aldığını tekrar hatırlatalım. Termat'ın sayısı Fenerbahçe farkı 5'e indiriyor. Tekrar görelim. Yine Termat'la hücum ettiler ama bu sefer sayıyı buldu Fenerbahçeli oyuncular. Robert Taht'ın elinden arka sahasına iniyor top. Mert Matić kenarda, dizinde buz torbası, karşılaşmayı izlemeye devam ediyor. Taht blokta başarı var Fenerbahçe bloğunda. Emre Batur 10-14. Üst üste gelen iki sayı. Oğuzhan'ın servisini göreceğiz şimdi. Taht parmakla aldı. Radke zor pozisyonda yükseltiyor. Taht çapraza. Yani sayıya iyi başlamadı Arkas ama zoru başardılar ve sayıyı çıkardılar. 15-10. Murilo Radke servise hazırlanıyor. Son sayı ekranlarınıza taşınıyor değerli seyirciler. Radke, Ulaş, Hidalgo. Sayı Arkas'ın. 16-10. Biraz Ulaş'ta düşüş var mı? Ne dersin? Tam bu soruna cevap geliyor Oğulcan Yatkın oyunda. Ben bir şey demeyeyim, marşı sor demiş olsun. Tam bu soru sorulduğu anda değişiklik geldi çünkü. Evet, bu set özellikle çok fazla Walter Termat üzerine hücum etme isteği. Taht biraz pahalıya mal oldu. Hidalgo uzun zaman sonra az önce hücum etti ve dışarı attı topu. Radke. Ahmet Oğulcan. O da ikiliyor. 17-10. Arkaspor'un kolay teslim olmayacağını vurgulamaya çalışmıştık değerli seyirciler. Gerçekten maça döndüler artık. 7 sayılık bir avantaj yakaladılar. 4. sete taşıma yolunda. Out'a yolladı Murilo Radke. 2017 Güney Amerika şampiyonu olurken Brezilya milli takımı Radke o takımında pasörüydü. Walter Termat. Türkiye'de ikinci sezonu. Geçen sezon Jeopark Kula Belediye'deydi. Çok iyi oynattı takımı Kula'yı ve onun karşında arka transferi oldu Radke'nin. Termat'ın servis hatası. 18-11. Fark tam 7. Seti bitirmek için de 7 sayıya ihtiyacı var. Arkas'ın çok önemli bir avantaj yakaladı. Final serisine devam edebilme yolunda. Robert Taht. Ahmet. Oğulcan. Termat. Manşeti aldı Taht. Radke. Adis. Arka tarafta Klinkenberg. Şimdi hücum Termat'la. Dönen topu manşetle alıyor. Oğulcan. Hidalgo'ya. Fileye çok yakın indi. Hidalgo'dan iyi refleks. Radke, Taht 3 metre gerisinden. Taht'ın sayısı 19-11. Yani Arkas adına çok ilginç şeyler oluyor. Takımın en skorer ismi Adis'in büfette sayısı yok. Yani şu an takımın 4. 5. skor opsiyonu konumuna kadar düşmüş vaziyette. Ama o Arkas 3. sette 19-11 gibi çok önemli bir avantaja sahip.
Ya, tamamen oyun planı değişti Arkas'ın. Üçüncü setle beraber. Robert Taft. Out. Ama bence şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Arkas ilk maçı, ilk iki maça göre artık servislerde daha fazla sorumluluk alıyorlar. Yani o çok kolay karşılanacak servislerden daha zor karşılanacak servislere geçti Arkaslı oyuncular. Servis sırası Fenerbahçe'de Hidalgo'nun etkili servisleriyle biliyoruz Kübalı oyuncuyu. Burak manşeti iyi aldı. Radke, Adis. Lockout. İlk sayısı Adis'in. 20-12, evet, bu sette 20. sayıya geldiğinde takım adına ilk sayıyı üretti. Sanırım Hidalgo'nun da Fenerbahçe adına bu sette sadece bir sayısı var. Hasan. Hidalgo. Ulaş. Hidalgo ve sayı Fenerbahçe'nin. Ulaş'ın oyuna döndüğünü söyleyelim. Biraz dinlendi ve geri geldi. Emre Batur serviste. Son sayıyı izledik. 13-20. Burak. Yiğit koşuyor ama o topu çevirmesi bir mucize olurdu. 14-20. Ama orada ayrı bir mesaj var tabii değerli seyirciler. Her top için sonuna kadar mücadele. Yiğit de belki o noktaya koştuğunda onun olmayacağını biliyordu ama başka bir mesaj var orada. Yani top yere temas edene kadar bırakmayacağız düşüncesini, yapısını gösteriyor bence herkese. Arkası özellikle bu sette. Kaybedilen ikinci sette Glenn Hawk'un atılmasının şokunu atamamışlardı üstlerine ama üçüncü setin başladığı anda, yani o sağ değişimi yaşandığı andan itibaren başka bir kimlikte Arkası diyoruz. Bu arada Sordil özellikle Oğuzhan'la orada bir şeyler konuştu taktik tahtası üzerinde. Yani bugün seri biterse veya 5 set sonunda, 5 maç sonunda seri biterse Marius Sordil'in bu seri boyunca en sinirlendiği nokta ne sorusuna vereceği cevap muhtemelen Oğuzhan'ın servisleri olacak. Yani ikinci sette fark çok açıkken kaçırdı, yine oldukça sinirlendi. Oğuzhan'ın servislerini daha dikkatli atmasını istiyor Marius Sordil. Emre out'a yolladı. 21-14. Dördüncü set köşeden göründü aslında değerli seyirciler. 7 sayılık bir avantajı var. 4 sayıya da ihtiyacı var Arkaspor'un. Adis Laguncia. Müthiş bir geri dönüşe ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Adis dışarı yolluyor. Bu sezon çok çekişmeli maçlar oynadı iki takım. Ama İbre Marius Zordil'in gelişiyle birlikte Fenerbahçe'ye döndü. Ama mesela sezon ilk yarısında burada bir maç var. Arkas Fener 3-0, böyle 1 saat 10 dakikada falan yenmişti Arkas Fenerbahçe'yi. O zaman Sordil başta değildi. Hidalgo da yoktu. Blokta başarı, sayı Arkas'ın. Sordil yönetiminde 4 kere karşılaştılar. İlk maçı Arkas 3-2 kazanıyor ama o maçta da Fenerbahçe yine çok zorlamış. Hatta karar setinde 11-9 öndeyken Arkas'tan müthiş bir geri dönüşte Arkas o maçı 3-2 almayı başarmış. GDS devrede bu arada. O noktada Glenn Hawk molası işi değiştirmişti. Ama daha sonra oynanan 3 maçı da Fenerbahçe kazandı. Bir tanesi ligde, kupada düzelteyim. 2 tanesi de bu serinin ilk 2 maçı. Yani 2 kişi müthiş katkı yaptı Fenerbahçe'ye. Ve hem sezonda kupayı aldılar hem de şampiyonluğa ortaklar. Bakalım sonunu getirebilecekler mi? Bu arada karara bakalım. Bileğe temas var mı yok mu? İçin bir itiraz var. Temas yok. Temas yok kararı çıktı. 22-15. Yiğit Gülmezoğlu kariyerinin bir döneminde Eskirim'de oynamış, hatta şampiyonlukları olan bir sporcu değerli seyirciler.
sonra voleybolu seçiyor ve voleybolda da büyük başarılara imza atıyor. Şimdi bir servis hatası. Fenerbahçe'nin 16. sayısı. Kevin Klinkenberg. İlk maçta söylemiştik. Bugün de söyleyeyim. Kariyeri açısından iki önemli kararı var. Biri voleybol seçmesi, ikincisi arkası son şampiyonluğunda en iyi pasör ödülünü aldıktan sonra smaçöre dönmesi. Ratke. Adis. Avuta yolladı. 17-22 Fenerbahçe farkı 5'e indirdi. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Ufak adımlarla geliyor Sarı Lacivertliler. Kevin Klinkenberg. Manşet tahttan geldi. Ratke'nin pası. Adis sayı buluyor. 23-17. Mustafa Koç servise gidiyor. Hidalgo görüntüdeydi. Fenerbahçe tarafını görüyorsunuz. Mustafa Koç. Ulaş. Ortadan hücum. Çizgi hakemi out diyor ama maçın hakemi Yavuz Akdemir bloğa teması da görüyor. Block out. Ve sayı Fenerbahçe'nin 18-23. Oğuzhan servisi kullanacak. Bakalım sor dilin uyarıları Oğuzhan'ın servis performansına katkı yapacak mı? Alta yolladı. Bu kez sert bir tepki vermedi Mavi Sordu. 24-18 set sayısı arkası için. Tribünler ayakta, set sesleri. Ahmet manşeti aldı, Ulaş'ın tam eline. Hasan'ın bloğu, Ulaş bir kez daha. Yine Hasan, Hidalgo topa dokundu. Ulaş bu sefer termatı tercih etti. Fenerbahçe seti bırakmıyor. ...19-24... 5 kere set sayısı şansı var arkası için. Walter Termat. Çok etkili bir servis. 20. sayı. Zeminin silinmesi istendi. Farkı 4'e kadar indirdi Fenerbahçe. Bir ara 8'de 18, 19, 11, 20, 12'de fark 8'de. Walter Termat. Burak aldı. Ratke tahtla oynuyor. Zor top taht. Fenerbahçe sahasına yollamayı başardı. Hidalgo. Son olarak arkası oyuncuların müdahalesiyle dışarı çıktı. 21-24 Fenerbahçe. Yavaş yavaş sokuluyor ve 3'e kadar indirdi. Mola geliyor. Yani 20-12'den bu yana skor 9-4. Özellikle son bölümde bulunan 3-0'lık seri Fenerbahçe adına acaba sorusunu akıllara getirdi. Hala çok önemli bir avantajı sahip ama tabii ki arkaslı oyuncular. Ama özellikle Termat'ın servis sorununda çok verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Oyunumuza Tilen Kozamerni'nin molası tamamlanıyor. Glenn Hogan oyundan atılmasından sonra Sloven Hoca yardımcısı Glenn Hogan görevi o üstlendi. 1973 doğumlu değerli seyirciler. Ve onun yönetiminde 4. sete taşımaya çok yakın Arkaspor ama Fenerbahçe'de adım adım geldi. Walter Termat, moladan sonraki servisler hep tehlikelidir. Bakalım iyi bir servis atabilecek mi? Termat, etkili bir servis ama Yiğit iyi aldı. Burak yükseltti. Avantaj topu Fenerbahçe'nin. Ulaş, Hidalgo plase yaptı. Arkaspor savunması
Topu çıkarıyor. Adis hücum etmeyi düşündü ama fileyi bıraktı. 22-24. Fenerbahçe mucizevi bir dönüşe yaklaşmak istiyor. Adım adım da yaklaşıyor. Bravo oyunda Adis kenara geliyor. Arkasında tecrübeli Brezilyalı, 1979 doğumlu. Aynı zamanda koçluk da yapmaya başladı. Şimdi sahada Walter Termaat. Kimi saklayacaklar diye bakıyorum servis karşılamada. Hayır, 4 kişi alanı alacaklar. Bravo da servis karşılama alanında. Yiğit de tahta, libero Burak da. Termaat. Yiğit. Radke. Ve Robert Taht seti bitiriyor. 25-22. Müthiş seri devam ediyor değerli seyirciler. Arka spor durumu 2-1'e getiriyor. Bu maçtaki ilk seti kazanıyor. Yani 3. set her şeyi geride bırakıp oynamaları gereken bir setti arkasın. Özellikle Matiş'in sakatlanması sonrası eminim herkesin aklında artık işler çok daha zor düşüncesi oluştu. Ama Arkas özellikle Adis'i, yani sezon içerisindeki genel oyun tarzını bir kenara atıp Adis'i 4. 5. skorer durumuna getirdiği, daha çok tahtiyet, orta oyuncular üzerinden hücum ettiği bir seti kazanmayı bildi. Ve şampiyonluğu o kadar kolay bırakmayacağız mesajını verdiler. Tabii Matiş'in sakatlandığı bölümde antrenörleri Glenn Hawk kenarda değilken bunu başarmaları bence kendi adlarına çok çok daha değerli olan unsurlar. Tabii Fenerbahçe tarafında ise tamamen Walter Termaat'ın eline bakması, lacivertlerin ezbere hücum yapmaları, orta oyuncuları hiç devreye sokmamaları, ki Hidalgo bu kadar hücum anlamında adım ileri adım atmıyorken, kendi geride tutuyorken, Hidalgo'nun da ilk iki set sonrası yorulduğunu söylesek herhalde doğru bir tabirde bulunur. Çünkü ilk iki setteki iştah, istek yoktu Kübalı oyuncuda. Sadece Termaat'ın eline bakan Fenerbahçe'nin seti kaybetmiş oldu. Şimdi Arkas adına karşılaşmayı tie-break'e götürmek adına çok önemli bir set başlıyor. Tabii Fenerbahçe adına bambaşka bir değeri var. Kazanılması demek, şampiyonluğun ilanı demek. Bakalım neler olacak. İstatistikler de geldi önümüze, bir bakalım. Arkas Spor tarafına baktığımızda en skorer isim Robert Taht olmuş. 6 sayı üretmiş. Walter Termaat Fenerbahçe'de 7 sayı. Hidalgo 4 sayıyla katkıda yapmış. Set istatistikleri, servis sayıları 2'şer. Hücum sayıları 12-11. Bloklar 2'ye 1. Hatalar 8'e 9. Değerli seyirciler, istatistik üzerinden değerlendirirsek. Yani %37'de kalmış Fenerbahçe, ki ilk set 48, ikinci set 50 ile hücum etmişti sarı lacivertler. Arkas tarafında ilk setteki kadar yüksek yüzde yok belki ama en azından ikinci setteki 27'den daha iyi, %46 ile hücum ettiler. Ekstra bir skorer lazımdı Adis'in gününde olmadığı bir üçüncü sette. Bu rolde Robert Taht'ın iyi üstlendiğini söyleyelim. En güvenilir el oldu. Arkas tarafında Robert Taht. Servis karşılama konusu bir tek Arkas'ın bu sette zaaf yaşadığı konulardan biriydi. Ama özellikle set sonunda 4 kişi karşılamalı oyuna döndüklerinde de ilk pozisyonda Yiğit'in karşılaması sonrası tahta sayısıyla da seti bitirdiler. Dönem dönem Matiç'i görüyoruz. Bu tedavisi devam ediyor milli oyuncunun, onu da söyleyelim. Setin altıları geldi. İki takım da klasik altısıyla yine dönecek. Matiç'in tabii biraz morali bozuk. Ama ilk anki şok halinde üstünden 60'a benziyor. Çupkoviç de geldi onun yanına. Fenerbahçe'nin oyuncusu biliyorsunuz değerli seyirciler. Konstantin Çupkoviç, Sırp oyuncu. Şimdi Mert Matiç'le bir şeyler konuşuyor. Aynı dili çok rahat konuşuyorlar tabii ki. Geçmiş olsun diyelim. Çupkoviç vücut dilinden anladığım kadarıyla kafana takma. Bunlar gelip geçici şeyler
dedi kendisine. O da bir tecrübeli bir isim tabii. 32 yaşında benzer sakatlıkları muhtemelen kariyeri boyunca o da yaşadı. Bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Ve müthiş finalde 3. maçta 4. set başlıyor değerli seyirciler. Yiğit'in servisiyle out'a yolluyor Yiğit. İlk sayı Fenerbahçe'nin. Ulaş, Burak, Radke, Adis. Arkasında ilk sayısı Adis'le geliyor. Mustafa Koç. Hidalgo, Ulaş, Walter Termat, müthiş smaç. Rakibinin tam yüzüne doğru geldi ama o da hemen gitti Adis'in yanına. Önemli bir şey olmadığını gördü. Klinkenberg servise hazırlanıyor. Zemin silinerek sahada servis için hazır hale getiriliyor Kevin Klinkenberg. Radke, manşeti alan Taht, etkili smaç, 1.91 boyunda Taht değerli seyirciler ama bir aile etkili bir smaçör, 3.51 smaç yüksekliği, 3.34 blok yüksekliği var görüntüdeki Robert Taht'ın. Radke, out kararı var. Çizgi içeride gösterdi galiba. Arkasılar da ısrarla itiraz etmesini istediler. Kilen Kozamernik'in. Kozamernik de itiraza değer buldu ve itiraz etti. GDS devrede şimdi. Top içeride yanlış görmediysem GDS ekranından. Evet, tam da köşeye inmiş. İki çizgi hakeminden birisi ıskaladı, birisi yakaladı. Murilo Radke, tabii baş hakem de ıskaladı. Arkas ama GDS'de bunun için var. Evet, arkas tarafındaki çizgi hakemi yakalayan, o içeride göstermişti çünkü pozisyonu. Servis hatası 3-3. Oğuzhan. Yani setin başında ikinci kez arkasının servisi oyuna girmedi. Önce Yiğit, şimdi de Radke. Oğuzhan topu oyuna soktu. Hidalgo! Burak takım arkadaşlarından özür diliyor. Benim hatam diyor. Takımdaki ikinci sezonu Burak'ın değerli seyirciler. Daha önce İBB'de oynamıştı. Oğuzhan, Burak, Radke, arkas sayısı. Hasan Sıkar'ın da ilk sayısı oldu. Matić. Matić'in yeni oyuna girdikten sonra. İşte orta uçumu Hasan Sıkar'la geliyor. 3.49 smaç yüksekliği var Hasan'ın. Robert Taht serviste. Bir de ace atıyor. 5-4. Zor değil, hareketlendi. Mola mı alacak diye bakıyorum. Hayır. Bu maçta 3 servis hatası vardı Taht'ın. Ve ilk servis sayısını buldu. Taht. Hidalgo. Ulaş yine Hidalgo'ya. Hidalgo sayıyı buluyor.
5-5. Termat. Arkasının 6. sayısı oluyor. Karşılıklı sayılar var değerli seyirciler. Hasan Sıkar. Kullandı servisi Hidalgo. Ulaş bu sefer Termat'ı tercih etti. Bloktan döndü. Kendi dublajına girdi bir anlamda. Hidalgo plasesi arkas çıkartıyor. Abis son olarak rakip alana yollayan. Ulaş yine Termat'ı tercih etti. Blokta başarı var. Yiğit Gülmezoğlu. 7-5. Ya arkas savunmada dilenci arttırdı. Bu da hücuma doğru orantılı yansıdı. Yani ilk iki sete oranla son iki sette çok iyi, çok daha iyi savunma yapıyor İzmir ekibi. Hasan. Servis kullanıldı. Klinkenberg. Ulaş. Hidalgo. Top içeride. Çok hızlı bir hücum. Fenerbahçe'nin bulduğu son 3 sayının tamamı da Hidalgo'dan geldi böylelikle. Hem Fenerbahçe'nin hem sahanın şu anda en yaşlı ikinci oyuncusu Hidalgo. 1985 doğumlu. Kenardaki Bravo'yu saymıyoruz arkasında. Oynayanlar arasında söylüyorum değerli seyirciler. Ulaş var, 1981 doğumlu. Hidalgo'dan servis. Burak manşeti aldı. Yiğit. Emre Batur pasörlük yaptı. Klinkenberg bloğa yakalanıyor. Mustafa Koç ve Adis blok içerisindeydi. Bakalım. Adis'in bloğu. 8-6. Adis şimdi de serviste. Bir ace daha. Bu sefer Adis'ten. Adis uzun zaman sonra 9-6. Servis sayısı buldu. Yani yaptığı hatalar daha ön plandaydı servis noktasında. Çok kritik bir noktaya, tam çizginin üstüne düştü top. Sordil de bir yandan o molanın kırmızı düğmesine bakıyor. O kırmızı düğme ona bakıyor. Gene almadım olayı. Klinkenberg, Termat, blokta başarı var. Evet, bu sefer büyük ihtimalle alacak. Yüzünde de bir gülümseyiş var. Herhalde neler oluyor gülümseyişi bu. Arkaspor 10'a 6 önde. 4 sayılık bir avantaj. Marius Sordil molasını aldı. Ya Arkas üst üste 4 ekstra sayıyla, yani hatta üst üste 6 ekstra diyelim. Bu bölümde 2 servis, 3 blok sayısı. Bir de Fenerbahçe'nin Termat'ın yaptığı servis hatası vardı. Yani Arkas bu bölümde sadece 3 hücum sayısı bularak 4. sette 16 üstünlüğü buldu. Fenerbahçe ise sadece Hidalgo'yla direnmeye çalışıyor bu bölümde. Sanırım servis karşılamadan da memnun olmadığı için özellikle Klinkenberg Ahmet ikisiyle özel görüştü Marius Sordil. Ahmet de hala konuşuyor hatta. Molanın büyük bölümünü Klinkenberg Ahmet ikisiyle ayırdı. Polonyalı antrenör. Bu arada Adis'in servis turunun 3-0 uzaması da bence Arkas'ta ekstra bir mutluluk yaptı. Genelde ikinci servisini görünce of diyorlardı çünkü. Bu kez dördüncü kez servis noktasında Adis Laguncu'ya. Mola tamamlandı. Adis servisi kullandı. Klinkenberg, Ahmet, Emre yine Klinkenberg'e doğru. Arkas sayısı. Sanırım hem antene değil top hem de Klinkenberg fileye temas etti. İzzet Fenerbahçe'de oyuna gelecek. Klinkenberg'i kenara alıyor. Yani bench'ten geldiği dönemlerde İzzet'in hep faydalı işler yaptığını gördük Klinkenberg'e oranla. Arkas farkı 5'e yükseltti. Adis. Kendi servis serisi rekorunu kırmıştır. En azından bu final serisi için. Adis. Yine çok etkili bir servis. Hidalgo aldı. Ahmet pasörlük yaptı. Termat.
Çıkarıyor o topu. Arkas ve Yiğit. 12-6. Arkaspor tam anlamıyla coştu. Tam anlamıyla istin üstünde. İkinci sette yaşananları unuttu ve bambaşka bir Arkaspor izliyoruz. Yani Adis'in servis turunda 5-0'lık bir seri geldi İzmir ekibine. Ekstralar bulması gereken Arkas'a ilaç gibi geldi Adis'in servis turu. Sadece 4 hücum sayısı buldular belki ama 2 servis sayısı var bunun yanında ve 3'te blok. Ekstralarla yani hücumlarla değil ekstralarıyla büyük bir farkı buldu Arkas. Fenerbahçe tarafına 4 hücum sayısı 3'ü aldı bile. Walter Telmat ama seti özetlemek adına doğru olmaz bir istatistik. Çünkü asıl problem servis karşılama noktasında. Adis'in Ahmet'i, Klinkenberg'i ve Hidalgo'yu bulan servislerinin geri dönüşlerine ettiği işler çıkartamadı sarı lacivertliler. Ama tabii bunun temel nedeni Adis'in kuvvetli servisleri. Arkaspor taraftarları bu bölümde yine hareketlendi ve takımlarını destekliyorlar. Fenerbahçe taraftarları da aynı şekilde. Çok güzel bir atmosfer var İzmir'de. Atatürk voleybol salonunda değerli seyirciler. Çok kaliteli bir voleybol izliyoruz. Heyecanlı, çekişmeli. Her şey var bu karşılaşmada. Ve şimdi Adis'in servisleriyle mücadele tekrar hareketleniyor. 12-6 ev sahibi ekibin bu sette üstünlüğü var. İzzet bloktan döndü top. Emre, Ulaş, İzzet yine ve sayı üretiyor Fenerbahçe adına. Yani İzzet'in file temas ettiğini düşünüyor. Fileye temas ettiğini düşünüyor Arkaslılar. Ama zamanında itiraz da gelmedi. İzzet'le Arkasporlu oyuncular arasında da bir diyalog oldu. Yani olumsuz bir diyalog değil. İzzet hani yapmayın artık. O kadar uzaktayım ki diyor. Buradan da görüyoruz. Daha sonra zaten itiraz gelmedi. Şimdi Emre serviste 7-12 skor. Uzun bir ara sonra Fenerbahçe'nin sayısı Adis'in servis serisini noktaladılar. Emre Batur'un servisi. 5 sayılık bir avantaj var. Arkas cephesinde. Radke. Yiğit ve sayı geliyor. Fenerbahçe sayısı 8-12. Bu arada Mert Matić hareketlendi koltuk değnekleriyle. Şu anda salondan çıkıyor mu? Başka bir yere mi gidiyor seyretmek için? Tünele doğru gitti değerli seyirciler. Soyunma odasının yolunu tuttu. Soyunma odasının yolunu tuttu. Şimdi Fenerbahçe'de müthiş savunma çabası ama sayı Arkaspor'un. 13-8. Tabii şimdi Mert Matić'in sakatlığı sonrası hani uzun süre kenarda bekledi. Henüz sıcaklığıyla ağrısı da çok olmamıştır ama yavaş yavaş rahatsız etmeye başlamıştır. Ben de şunu düşünüyordum hani bir an önce gidip müdahale edilmesi gerekmez mi acaba diye ama herhalde doktorları bizden iyi biliyordur, düşünüyordur bunları. Yiğit, Ulaş, İzzet, orada Burak dokundu. Şimdi Adis, Fenerbahçe bloğu, Ahmet elleriyle karşıladı. Termat yükseltiyor İzzet'e doğru. İzzet bir sayı daha çıkarıyor. Murat söylediğin gibi İzzet bench'ten geldi ve ciddi anlamda katkısı var. Son 3 sayıyı İzzet üzerinden buldular. 2 hücum, 1'de blok sayısı geldi İzzet'ten. Yani bu kadar bench'te kalıp kendini bu kadar sıcak tutup oyuna girmeye hazır bekletmek önemli bir detay. İzzet her seferinde bunu başarabiliyor. Farkı 4'e kadar indirdi Fenerbahçe. Adis müthiş smaç. ...14-9... Mustafa Koç. Ahmet, Ulaş, Termat tam çizgiye.
İzzet şimdi serviste Fenerbahçe'de. Ratke. Roberto. Arkasın buraya gelmesin de son iki setteki oyunuyla Robert Taft'ın çok büyük bir rolü var. Özellikle hücum anlamında gerçekten bir iki adım öne attı Robert Taft. Tam atom karınca gibi değerli seyirciler. Çok uzun boylu bir smaçör değil ama müthiş bir sıçrama yeteneği var ve çok etkili smaçları. Hidalgo. 4 numaradan hücum Fenerbahçe sayıyı buluyor. Fenerbahçe bu bölümlerde biraz toparladı, dengeyi sağladı. Karşılıklı sayılar var. Oğuzhan. Servis hatası. Oğuzhan. Gel gel gitme dedi Sorbil, yanına çağırdı. Özel konuşuyor kendisiyle. Robert Taft. İzzet aldı. Ulaş. Hidalgo. Blockout Fenerbahçe sayısı. Bu bölümlerde Fenerbahçe'de Hidalgo takımı taşıyor. İzzet'in katkısıyla birlikte. Yani Hidalgo, Telmat ikilisinin aynı anda skor ürettiği anlarda etkili olduğunu görmüştük Fenerbahçe. Ama bir set Hidalgo, bir set Telmat öncülük ediyor. Özellikle son iki sette sarı lacivertleri. Termat'ın servisi. Ratke, Adis. Hidalgo ile baş başa kaldı. Ve onun elinden, Hidalgo'nun elinden top dışarı gidiyor. 17-12. Fenerbahçe dengeyi kurdu gibi ama gecikti mi acaba? Çünkü bu arada Arkaspor ciddi bir fark yakaladı. Hasan. Yiğit, Ulaş, Hidalgo, Adis, İzzet, Ulaş geldi şimdi, Termat, Termat. ...13-17... Bu arada Emre Batur da sanırım parmağından bir sakatlık yaşıyor. Soğutucu istedi elini. Baş parmağı sanırım. Bertu Öndeş pasör çaprazı bence geldi. 1996 doğumlu, birazdan oyuna girebilir. Emre'nin parmağına tedavi devam etti. Muhtemelen Emre Batur'un yerine servis için oyuna girecektir Bertu. Çünkü o değişikliği İzzet'le yapıyordu Marius Dordik. İzzet oyunda olduğu için sanırım Emre servis noktasına geldiği anda girecek Bertu oyuna. Hidalgo. Pozisyon hatası çalındı sanırım. Evet, pozisyon hatası çalındı. ...18-13... Yani servis atarken pozisyon hatası yapan, yapılan bir sayı çok uzun zamandır görmüyordum. Yani böyle tabii baskının çok yüksek olduğu karşılaşmalarda hiç alışmadığımız hatalar çıkıyor. Bu arada ikili değişikliğe dönecek Fenerbahçe. Oğulcan'ı da çağırdılar çünkü. Yiğit, block out. ...19-13 karar setine ulaşmak için çok ciddi avantajı var arkasın. Bakalım final serisinde 3. maçta da 5. seti görecek miyiz? Adis. Ahmet. Termat. GDS isteği var. İçeride, dışarıda için istedi Marius Sordin. Yani topun açısından sanki out'a gitmiş gibi düşünüyorum ama şu açıdan bir bakalım. Bir aylı yakın.
itiraza değermiş. Sanırım içeride top. Evet, içeride kararı geldi. İyi yakalamış Marius Sordin. İkiydi. 14-19. Şimdi 7 yoksarı lacivertlilerdi. Olcan ve Bertu oyuna girecek. Emre ve Ulaş kenara gelecek. Bu arada Ulaş'la Başakem, Yavuz Akdemir arasında bir diyalog var. Onun bitmesi bekleniyor oyuncu değiştiği için. Bu arada orta oyuncu yerine pasör, pasör yerine pasör çaprazı girdi oyuna. Bu turluk bu değişiklik. Şu an file önünü oldukça yükseltti çünkü sarılacaklar. Bertu İzzet Oğuzhan üçlüsü blok kovalayacak. Servis noktasında da Oğulcan'ı göreceğiz. 14-19 skor. Oğulcan'ın servisi, Burak manşeti aldı. Rakke! Müthiş pas. Smaç Mustafa Koç'tan. Yani Rakke bomboş vurdurdu Mustafa'ya. Bu arada GDS isteğim var, iptal oldu. Tam gidiyordu aslında yardımcı hakem Cihat Küçük Boyacı. Son anda vazgeçti Fenerbahçeliler. Oyuncu değişikliğinin tekrarlanmasını istiyor Cihat Küçük Boyacı. Sanırım tabelasız değiştiler, onun için tekrarını istedi yardımcı hakem. Evet, şimdi biraz önce yapılan değişiklik geri alınmış oldu. Ulaş tekrar pasör pozisyonuna döndü. Skor şu anda 20-14. Arkaspor karar seti içinde önemli bir avantaj yakaladı. Yiğit Gülmezoğlu. Yiğit. Ahmet aldı manşeti, Ulaş'tan İzzet'e. İzzet çapraza ama fazla çapraza dönüyor. Alta yolluyor. 21-14. Yiğit. Servis hatası. 15-21. Ulaş. Yiğit aldı parmakla. Radke. Robert Taft. Taht final serisinin en iyi oyununu, özellikle hücum anlamında diyelim, bugün oynuyor. Yalnız tabii Radke için de herhalde bir iki cümle kurmak lazım. Yani ben final serisinde arkasında en çok eleştirdiğim isim de Radke. Yani sezon içerisindeki performansından oldukça uzaktaydı pas tercihleri açısından. Yani dengeyi bulamamıştı. Bir set çok fazla orta oyuncu hücumu yaptırıyordu. Bir set sadece Adis hücumu izliyorduk. Ama sezon içerisindeki gibi çeşitliliği bulduğu anda, yani Yiğit, Adis, Taht, zaman zaman orta oyuncular Mustafa ve Hasan'ın da devreye girdiği Arkas sezon içerisindeki oyununa döndü. Ve serinin ilk maçında olduğu gibi ilk önce 2-0 geriye düştü. 2-1'i buldu ve karşılaşmayı tie-break'e götürmeye oldukça yakın. İki tie-break'i de Fenerbahçe kazanmıştı ama tabii ki ilk önce bu setin bitmesini görmeliyiz. Ama kabul etmek gerekir ki Arkas karşılaşmayı tie-break'e götürmek adına oldukça avantajlı. Evet, 3 sayıya ihtiyacı var. 7 sayılık da bir fark yakaladı Fenerbahçe karşısında Arkas ve servisi kullanan Mustafa Koç. Mustafa. İzzet. Blockout. 16-22. Akıl dolu bir sayı İzzet'ten. Yani karşısındaki bloğun dağınık geldiğini gördü burada. Direkt blockout hücumunu yaptı İzzet Ünver. O da milli takımdan davet alan isimlerden biri. Yiğit aldı parmakla. Radke ortadan hücum. Hasan Sıkar. İşte arkası arkas yapan oyun yapısı 3. ve 4. set itibariyle sağda. Şu an sağda libero Burak hariç herkes hücum tehdidi.
Bir de üçlü hücum turuna geldiler. Murilo Radke fileye bırakıyor. 17-23. Marius Sordil hemen önümüzde, çok düşünceli. Muhtemelen artık karar setini planlıyor. Taht. Adis. Blockout. Set sayısı. 24-17. Yani arkası son 5 sayısına bakınca her şey ortaya çıkıyor aslında. Yiğit, Mustafa, Taht, Hasan, Adis. Ne kadar dengeli bir hücum takımı haline geldi Arkas. ...24-17 set sayısı. Robert Taft kullanıyor. Emre Batur orta hücumu Fenerbahçe'den. Sayı Fenerbahçe'nin 18-24. Water Termat. Burak iyi aldı. Radke. Taht'ın smacı takım arkadaşından dışarı gidiyor. Taht'la Yiğit arasında bir ardından atışma. Yani o kadar istin üstünde bir hırslı ki Arkas oyuncular. Aslında Taht da çok haksız değil. Yiğit kaçabilirmiş toptan. Evet, ona sinirlendi biraz da Taht. Yiğit de ne yapayım refleks der gibi bir şey söyledi. Termat çok etkili. Fenerbahçe yine setin sonunda adım adım yaklaşma çabasında. Hidalgo plasesi döndü bloktan. Bu sefer sert maç. Blockout. Yani ısrarla, 20-24. Israrla en uzun Arkas bloğunun oradan hücum ettiler. Hem Hasan hem Adis gelmiştik kendi iki numaralarını kapatmaya. Ama Hidalgo yine o ikiliden dağınık bloğun içine vurarak bloğun saatle sayı kazanları sarılacaktı. Tilen Kozamernik molayı alıyor. Beklediği set sayısı gelmeyince Fenerbahçe adım adım gene yaklaşmaya başladı. Setin sonunda Fenerbahçe bunu yapıyor. 17-24'ten geldi şu anda 20-24'e. Bakalım bu seri devam edecek mi? Termat'ın etkili servisleri de var bu bölümde. Bir önceki setten de 23-18'den 24-22'ye gelmişti Fenerbahçe. Ama Arkas noktalamıştı. Bakalım bu set sonunu nasıl göreceğiz? ...20-24 skor. Water Termat. İyi servisler attı. Mola dönüşü. Aynı konsantrasyonu devam edecek mi? Termat. Banda çarptı bu sefer top. Yiğit, Radke. Yiğit geliyor tekrar. Yiğit ve seti bitiriyor. Yiğit Gülmezoğlu. 25-20 bu seti de Arkas alıyor ve yine karar setine taşıyor. Gerçekten müthiş bir seri izliyoruz değerli seyirciler. Birinci maç Fenerbahçe 25-20, 25-19, 2-0 öne geçti. Daha sonra 22-25, 21-25 Arkas setleri ve karar setini 15-6 alan Fenerbahçe 3-2 ile ilk maçı kazandı. İkinci maç Arkas ilk seti 25-22 aldı. Fenerbahçe geri döndü 25-21, 25-23. Üzerine Arkas bir daha döndü 25-23 ile ve karar setini Fenerbahçe 15-13 kazandı. İkinci maçı da İstanbul'da 3-2 aldı. Şimdi İzmir'deyiz. Fenerbahçe ilk iki seti 25-23, 25-16 aldı. Üçüncü ve dördüncü setler 25-22, 25-20 Arkasspor'un ve yine karar seti oynanacak. Yani senaryo aslında final serisinin ilk maçındaki senaryo. 2-0'ı Fenerbahçe buldu, Arkas 2-2'yi getirdi. O gün de ilginç bir senaryo vardı Arkas adına yine. 3 oyuncu değişikliği birden yaptıktan sonra 2-2'yi bulmuştu. İzmir ekibi Hasan, Bravo ve Muhammed oyuna girmişti o gün. Bir şok etkisi yaratmıştı bu. Bugün de ilk önce Gülen Okun atılması, sonrasında Matic'in sakatlanması, özellikle ikinci sette Gülen Okun atılması bir şok etkisi yarattı. Kendi adlarına kötü anlamda Arkas'a.
Üçüncü setin başında Matic'i kaybettiler ama ona rağmen büyük bir direniş gösterdiler ve ilk önce üçüncü seti 25-22, dördüncü sette 25-20 kazanarak maçı tiebreak'e taşıdı Arkas. Az önce son molada da söyledik. Sadece Adis üzerinden hücum eden takım ilk iki sette 2-0 geriye düştü. Ne zaman ki alternatif olarak özellikle Robert Taht'ın ön plana çıktığı, Yiğit'in destek verdiği orta oyuncular Hasan'ın ve Mustafa'nın az top almalarına rağmen hücumda önemli geri dönüşler yapması arkası karşılaşmayı tiebreak'e götürmesine sebep oldu. Acaba şöyle bir soru da aklıma geliyor. Glenn Hogan atılmasının ardından Fenerbahçeli oyuncular o seti de çok rahat kazanınca bu iş bitti havasına da mı girdiler psikolojik olarak, ne dersin? Genelde 3. sette 2-0 önde olan takımların sinirom yaşadığını görürüz ama 3. sette sınırlı kalır o. Arkas 3. sette kazandığı ivmeyi 4. sete de taşıdı. Az önce güzel bir özet yaptık. Son 5 sayısının tamamı farklı isimden gelmişti Arkas'ta. Yani bu sezon içerisindeki oyunu demek Arkas'ın. Final serisindeki oyunu değil. Sezon içerisindeki oyunuyla finale geldi Arkas. Yani son 2 setteki. Ama final serisinde denediği oyunla da 2-0 geriye düştüler. Peki Tilen Kozamernik'in katkısı ne dersin? Hem onun hem Bravo'nun katkısı oldukça fazla. Bravo da en az Tilen kadar oyunculara önemli mesajlar verdi. Şu anda mesela hala o mesajlarını sürdürüyor. Tek tek bütün oyuncularla konuşuyor. Gerçekten çok tecrübeli bir isim. Hani bunu sadece yaşıyla orantılı söylemiyorum. Voleybol bilgisi gerçekten çok çok üst düzeyde olan bir isim Bravo. Hem antrenörlüğü hem oyunculuğu aynı anda götürebilecek potansiyele de sahip. Evet, şimdi genelde Fenerbahçe'de İzzet var, onu söyleyeyim hemen sana. Aslında 4. sette oyuna girer girmez iyi bir katkı vermişti İzzet. Onun karşısında 5. sette ilk 6 başlıyor. Şimdiye kadar olan 5. setleri özetleyelim. Fenerbahçe tamamen Hidalgo üzerinden oynayarak 5. setleri kazandı 2 maçta da. Muhtemelen yine oyunu deneyecekler. Ama bakalım bugün başarılı olmaya yetecek mi? Evet, istim üstünde bir Arkaspor. İlk iki setin aksine direnmeye çalışan bir Fenerbahçe görüntüsü var. Üçüncü ve dördüncü setlerde şimdi karar seti başlayacak. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşmak için bu seti kazanması yeterli. Arkaspor'sa bu seti kazanıp karşılaşmaları, seriyi dördüncü ve beşinci maçlara taşımak istiyor. Sanırım pozisyon kağıdı yanlış yazıldı. Yardımcı hakem de bunu tespit edip Arkas Bençin'e söyledi. Şu an değişiklik istendi. Hidalgo itiraz ediyor. Evet, bakalım neler olacak. Evet, sanırım sarı kart Hidalgo'ya çıkacak. Çünkü tepkisini biraz sert bir şekilde dile getirdi. Ulaş'ı da uyarıyor şu an başhekem Yavuz Akdemir. Şöyle bir gerçek var. Hidalgo hakemlerle biraz fazla oynuyor. Yani serinin ilk iki maçında da hatırlayacak olursak tam bizim önümüzdeki çizgi hakemiyle devamlı uğraşıyordu Hidalgo. Şimdi de bir yardımcı hakem itirazı biraz da gereksiz oldu. Zaten pozisyonu yanlış yazdıklarını söyledik. Devamlı bir karar çıkacaksa zaten çıkacak. Bu Hidalgo presiyle olmayacaktı. Hidalgo da farkında sarı kart hak ettiğini ve daha fazla itirazı sürdürmedi. Bu arada bu maçı Arkas kazanırsa 30 Nisan Salı 19'da, o maçı da kazanırsa 2 Mayıs Perşembe yine 18'de yine bu salonda karşı karşıya gelecek iki takım. Ama Fenerbahçe kazanacak olursa karar setini bu sezonu şampiyon bitirmiş olacak. ...15'te biten karar seti başlıyor değerli seyirciler. İlk servis Fenerbahçe'den. Oğuzhan'ın servisleriyle başlıyor Fenerbahçe. Oğuzhan, Yiğit, Ratke, Adis geliyor. Blokta hız kaybetti top. Ulaş, Hidalgo.
Bloktan döndü. Bir hücum daha. Ulaş. Yine Hidalgo. Bu sefer sayı buluyor. Hidalgo. Karar setinde ilk sayı Fenerbahçe'nin. Oğuzhan yine servis noktasına gitti. Bakalım bu set sonunda salı günü yine bu salonda bir maçla daha mı olacağız, yoksa Fenerbahçe şampiyon mu diyeceğiz? Ratke. Out'a gidiyor. Ortadan hücum Mustafa Koç. 2-0. Kısa setlerin tehlikesi şu. Fark 4'e 5'e çıktığında 25'lik bir setteki gibi değil. Çok daha büyük bir fark aslında. Bir anda iş zorlaşıyor geride kalan takım adına. Fenerbahçe iyi başladı karar setine. Oğuzhan. Yiğit. Ratke. Ortadan hücum Mustafa. Bizim kameramana da bir aylı sert çarptı. Hidalgo koştu oraya. Bir sakatlığı var mı acaba? Takım arkadaşları başında Hidalgo kalkıyor. Hidalgo şimdi de kameramanla diyorlar gibi. Ne konuştu acaba, çok merak ediyorum. Yani çekilebilirdim diyor ama hani kameramanda bir kulaklık var, bir teşhisat var. Yok, keşke o kadar öyle kolay olsa Hidalgo'nun dediği kadar oradan çekilmek. Bir de meslek refleksi onda da var. Son ana kadar takip etmek istiyor görüntüyü. Kaydolduysa aslında orada çok güzel bir jeneriklik dediğimiz görüntü çıkar. Skor 1-2. Hidalgo out'a vurdu. Out diye Termat söyledi o. Çünkü 2 numarada çok iyi gördü pozisyonu. İtiraza gerek olmadığını söyledi. 2-2. Fenerbahçe kısa zamanda elde etti. Avantajı kısa zamanda kaybetti. İzzet. Ulaş. Termat'ı tercih etti. Termat. Top içeride. Ulaş'ın pası da burada çok güzel. Termat'ı tahtla yalnız bıraktı. Tekli bloğa hücum etti Walter Termat. Herkes 4 numara hücum bekliyordu belki sarılar cevaplardı Hidalgo üzerine ama Ulaş çok akıllı bir hücum yaptırdı Termat'ı 2 numaradan. Walter Termat. Banda çarptı, hız kaybetti. Yiğit manşeti aldı. Ratke. Blokta hız kaybetti top. Müthiş çabası Termat'ın yetmiyor. Aynı zamanda file kararı da çıktı. File teması. 3-3. Çekişme devam ediyor. Zemin silinecek. Ratke serviste. Şimdi Yiğit, Adis ve Taht arkasında ön turdalar. Değerli seyirciler, hayır, Yiğit arkada, Hasan Sıkar. Düzelteyim özür dileyerek. Zemin silindi. Çok kritik sayılar oynanıyor. Murilo Ratke. El satıyor. Ratke. Arka spor önünde 3-2. 2-0'dan sonra. Evet, düzelteyim. 4-3 önde. Murilo Ratke yine serviste. Biraz önce iyi satmıştı. Ratke. Bu sefer out'a yolluyor. 4-4. Hidalgo. Onun servisleri çok kritik. Hidalgo. Çok etkili bir servis. Yiğit manşet ama oraya koşmaya çalışan Burak reklam panolarını açtı, yere düştü. Tekrar görüyoruz. İki takım oyuncuları da varını yoğunu ortaya koyuyor. Yani ligde normal bir maçta Burak bu atlayışı yapmaz tahmin ediyorum. Final serisi tie break ve gerçekten iki takım oyuncularını da istim üstünde görüyoruz.
Hidalgo yine bir servis. Hidalgo yine müthiş. Burak iyi aldı bu sefer. Ratke. Adis'te oynadı. Blokta hız kaybetti. Termat. Tam ulaşım parmağına. Termat'ı tercih etti. Block out. Bu arada Termat'ın evet, çizgi hakemi temas var diye gösterdi sonradan. Başhakem onu görmedi. Muhtemelen çizgi hakemini çağıracaktır. Evet, şu an yanına çağırdı Yavuz Akdemir. Gördüğünü anlatır mısın diyecek. Evet, şimdi sayı Fenerbahçe tarafına yazılıydı ama karar doğru. Şu an siliniyor bunu ve arka sayısı oluyor. Evet, burada bizim kameramızın açısından da kafasına teması net görülmüş. 5-5. Fenerbahçe'li oyuncular itiraz etmedi. Sadece Ulaş bir şey konuştu başhakemle. O kadar temas olduğunu Fenerbahçe'li oyuncular da biliyor. Robert Taht. Taht. Hidalgo. Ulaş. Yine Termat üzerinden. Adis. Yiğit. Hidalgo. Ulaş. Hidalgo out. Emre Batur da out diyor takım arkadaşlarına. Ya Hidalgo'nun bu sette dışarıya vurduğu ikinci top oldu bu. Ya Arkas savunarak öne geçti. Skor şimdi 6-5. Taht serviste. Bir Fenerbahçe, bir Arkas öne geçiyor. Çekişme devam ediyor. Müthiş final serisi. Salı gününe kalacak mı değerli seyirciler? Robert Taht. Son anda bıraktı Yiğit. İtiraz edip etmeme konusunda kararsız Arkas tarafı. Taht kendinden çok emin. Fenerbahçe'de Yiğit çok yakındı çizgiye. Bu arada Tilen Kozamernik, o da o açıdan daha iyi görebilecek durumda. Pozisyonu da tekrar izledik. Sonuçta itiraz gelmedi. 6-6'lık eşitlik. Emre Batur. Onun servisi. Burak aldı. Ratke. Yiğit. Blokta başarı var. Oğuzhan. Maçı çok uzandı. İki takımın da hücum sayısı olmuyor. Şu ana kadar 5. sette servislerin ve blokların konuşulduğu bir bölümü geride bıraktık. Emre Batur. Ratke. Ortadan hücum. Hasan Sikar. 7-7. Hasan serviste. Hidalgo aldı. Ortadan hücum. Oğuzhan. Fenerbahçe'nin sezon içerisinde bence en çok eleştiri konu olması gereken konusu bu. Yani orta oyuncuları çok az kullanıyorlar. Ama burada girdikleri krize sarı lacivertler ilk önce Oğuzhan'ın bloğu ve daha sonrasında Oğuzhan'ın hücumuyla çözdüler. 5. set her şey hala eşit. Final serisine yakışır bir mücadele oluyor İzmir Atatürk voleybol salonunda. Ve evet, Hidalgo'nun kameraman arkadaşımıza çarpıp tehlikeli anlar yaşadığı pozisyon. Evet, dedik ya jenerikliktir diye. Gerçekten öyle, kameraman arkadaşımız son ana kadar takip etti ama Hidalgo da yani ufak tefek bir adam değil ki, onun önünde durmak cesaret ister. 1.98 boyunda Hidalgo, 90 kilodan fazladır tahmin ediyorum. Ulaş. Saha değişiminden sonra ilk hücum Robert Taht. 8-8.
Adis. Yiğit, Ulaş, Termat bloktan Fenerbahçe sahasına. Arkası önde şimdi 9-8. Gerçekten müthiş mücadele. İki devin amansız kapışması. Hiçbirisi geri adım atmıyor değerli seyirciler. Maçın sonu hakkında bir şey söylemek mümkün değil. Adis. Ulaş. Termat. Yiğit. Bloktan döndü. Burak manşeti aldı. Taht. Yiğit yine. Yiğit. Fenerbahçe sayıyı vermedi. Rally devam ediyor. Adis. Out'a yolladı. Yani demin o top nasıl çıktı? Ben top düştü sandım ama düşmemiş. Evet, bütün salon sayı diye ayağa kalktı. Müthiş uzanıyor orada. Ahmet'ten müthiş. Fenerbahçe'nin liberosu Ahmet. Fenerbahçe için ekstra bir sayı. Dokuz dokuz. Ahmet müthiş bir savunma yapmış gerçekten. İzzet Ünver. Ratke, Yiğit. Blokta hız kaybetti. Hidalgo manşeti aldı. Ulaş, Termat'ı tercih etti. Termat ve sayı geliyor. Şimdi de Fenerbahçe önde. 10'a 9. Özellikle sağ değişimi sonrası toplar el yakıyor. Daha fazla hücum sayıları izlemeye başladık. Bu arada mola geldi arkasından. Tam şunu düşünüyordum. Yani bir baş antrenör bu durumda mola alır mı acaba diye. Çünkü her şey de yolunda gidiyor aslında bir yandan baktığınızda. İki takım da sayıları çıkartıyor. Savunma da elinden geleni yapıyor. Ama mola alma ihtiyacını Tilen Kozamernik duydu. Tabii bu ana kadar hiç antrenör molası kullanılmaması. İlk sette olduğu gibi bundan sonra bize bolca antrenör molası gösterecektir. Özellikle sağ değişimi sonrası. Sağ değişime kadar olan bölümde serser bloklar üzerinden muhabbet etmişim. Çünkü belirleyici roller onlardı. Ama sağ değişimi sonrası iki takımın da hücumlarıyla var olduğunu görüyoruz. İzmir'de Atatürk Voleybol Salonu'nda heyecan dorukta. Fenerbahçe'de bench'ten gelip büyük katkı sağlayan İzzet. Karar setine 6'da başladı. Servis onda değerli seyirciler. Kullandı servisi İzzet. Bir taktik servis. Ratke ortadan hücum. Mustafa Koç. Skorboard'a yine eşitliği getiriyor. 10'a 10. Yiğit. Ahmet. Ulaş. Hidalgo. Şimdi de Fenerbahçe önde 11-10. Oğuzhan iyi servislerle başlamıştı maça. Daha doğrusu bu sete. Şimdi bakalım nasıl servis kullanacak. Hidalgo'nun son smacı. Yiğit aldı. Mustafa yükseltiyor. Taht. Tam çizgiye. Taht zor topu sayıya çeviriyor. Ya Musa arkası adına kırılma olabilirdi. Açık manşet. Mustafa'dan kısa gelen bir pas. Ama Taht çok akıllı hücum etti. Akıl dolu bir smaç plase öyle söyleyelim. Tam geri çizginin içine. Yine dengeyi getirdi skorboard'a. Mustafa. Ulaş. Hidalgo. Taht elini koydu ama ikinci hamle gecikiyor. Hidalgo olağanca gücüyle smaçları vuruyor bu bölümde. Walter Termat. Etkili servisleri var. Fenerbahçe önde 12-11. İşaret geldi. Yavuz Akdemir'den Termat. Alta yolladı. 12-12.
Uzundur gelen ilk servis hatası herhalde. Fenerbahçe adına evet. Çünkü arkasında bu sette iki tane var. Murilo Ratke serviste şimdi. Skor 12-12. 15'te bitiyor set, hatırlatalım. Ratke. Çok etkili bir servis. Termat yükseltti. Hidalgo rakip alana yolluyor. Avantaj topu arkasında. Adis'i buldular. Adis sayıyı çıkartıyor. Arkası önde 13-12. Sordil molaya gitti. Marius Sordil kırmızı tuşa basıyor, molayı alıyor. Yani maçın başında şu Adis hücumuna üçlü blok geliyordu. Çünkü pas çok belliydi Adis'in içi ama artık öyle değil. Yani herkes oyunda, aktif halde hücumda, arkasında en fazla ikili blok gelebiliyor ki gelen ikinci blokta genelde geç kalıyor. Pasın kime gideceğini geç algılayabildiği için. Bence final serisinin en çekişmeli maçı buydu. Yani 2-0'dan sonra herkesin düşüncesi farklı yöndeyken bir anda Arkas geri dönüş gösterdi. Ve 5. sette de 13-12 öndeler. Ve hücum anlamında herkesin sorumluluk almayı bildiği bir bölümde. Fenerbahçe'de özellikle son bölümde oyunu Hidalgo hücumlarına yıktı. Şu an Hidalgo'nun neler yapabileceği Fenerbahçe'nin set sonunda nerede olacağını gösterecek bence. Murilo Ratke'nin servisi. 13-12, ev sahibi ekip önde. Kazanan Fenerbahçe olursa şampiyon belli olacak. Aksi takdirde salı günü bir maç daha oynanacak. Ratke servis hatası yapıyor. Müthiş bir baskı var tabii oyuncuların üzerinde. Dünyanın bütün yükünü omuzlarında hissediyorlardır şu anda. Yani 3 servis hatası yaptı. Arkas 6. sette, 5. sette ikisi pasörün servis durumuna geldi. Onun için İzmir ekibinin stafı biraz sinirlendi. Şimdi Hidalgo serviste. Çok kritik servisler. Hidalgo. Hidalgo ace atıyor. Hidalgo. 14-13 Fenerbahçe. Müthiş bir servis attı Hidalgo. Tekrar izliyoruz. Hem çok iyi noktaya, hem hızlı, hem de fileyi geçer geçmez alçalan, aşağı doğru inen bir servis. İnanılmaz bir noktaydı servis. Yani buna yapılabilecek çok da fazla bir şey yok. Yani bir de savunduğu alana tam çizgiymiş şu top. Şu da var, bütün sezonun en kritik anlarında en iyi servisçinize sıra geliyor. O da aslında Fenerbahçe şansı belki de. Evet, o da Fenerbahçe'nin şans hanesine yazacak konu. Aslında belki Yiğit biraz içeri girmiş, alanında kalsaymış daha rahat karşılayabilirmiş. Muhtemelen oraya beklemiyorlardı. Hidalgo da onu görünce topu oraya doğru attı. Şimdi bakalım bir servis daha atacak Fenerbahçe'de Hidalgo. Şimdi aynı performansı sergilerse Fenerbahçe şampiyon olacak. Şampiyonluk sayısı Fenerbahçe için. Çok değerli bir servis olabilir. 2018-2019 sezonu şampiyonluk sayısı Fenerbahçe adına. Arka spor vermek istemiyor tabii ki. Hidalgo. Hidalgo fileye taktı. 14-14. 16'ya uzuyor set. Aslında tam bunu söyleyecektim. Fenerbahçe molası Ratke'ye hata yaptırmıştı. Arkas molası da Hidalgo'ya. Molalar kritik yerlerde geldi bugün. Ve bir mola daha Marius Sordil'le. Böylelikle 5. setteki son mola hakkı da kullanılmış oldu. Şimdi ekstrayı getiren de Hidalgo oldu. Servis hatasını yapan da şu an gerçekten bir sezonun emeğinin olduğu bölümlerdeyiz belki de. İki farklı bulan takımın kazanacağı bir maç. Arkasında kalabalık bir toplantı oluyor aslında, bir gözümde orada neler konuşuluyor diye. Böyle puanlı sporların güzel yanı bu. Hala şu anda dahi hiçbir şey belli değil. Ya 2 saat 36 dakika oldu aslında maç başlayalı ve hala her şey eşit şekilde devam ediyor. Yani şu ana kadar aldığınız sayıların, setlerin, maçların hiçbir anlamı yok. Bütün her şey bu son sayıda. Hidalgo seyircisini coşturmaya çalışıyor. Set 16'ya uzadı. Skor 14-14. Robert Taht serviste. Robert Taht. Hidalgo manşeti iyi aldı. Ulaş
İnsert sayı geliyor. 15-14. İkinci kez şampiyonluk sayısı Fenerbahçe için. Ya aslında her şey doğru işledi. Doğru yere servis attı Arkas, Hidalgo. Hidalgo servis karşıladıktan sonra geride kaldı. Ulaş ekstra bir isim çıkardı hücumda. İzzet Ünver. İkili değişiklik. Bertu ve Oğulcan oyuna giriyor. Şimdi Oğulcan'ın yükünü ben hayal edemiyorum. 1997 doğumlu genç oyuncu. 2-0-2 boyunda Fenerbahçe'nin ikinci pasörü. Şampiyonluk sayısı için servisi kullanıyor. Olcan kullandı servisi. Burak aldı. Radke. Adiz. Ve sayı Arkas'ın. İtiraz edin diyor. Orada İzzet özellikle. Ne itiraz edecekler? Çok merak ettim. Bilemedim. Çünkü Marius Sordil de bilemedi. Onu takip ettim. Şu an oyuncularını bekliyor ne itiraz edeceğini. Evet, DDS'yi yaptı. Tamam. Şimdi o da anladı ne itiraz edeceğini. Çünkü Sordil'i takip ediyordum ben. DDS'yi istedi, oyuncularını bekledi. Neye itiraz edelim diye. İtiraza konu olacak. File temasını mı istedi acaba? Sanırım file temasını istedi. Çünkü salonda ekran karardı bir an. Şimdi scoreboard'da şu anda 15-15 yazıyor salonda ama bu karara göre, verilecek karara göre bu kalabilir veya Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edebilir. Cihat Küçükboyacı kenarda değerlendiriyor. Sakin olun diyor herkese Cihat Hoca çünkü heyecan ve tansiyon İzmir'de Atatürk voleybol salonunda bir aylık yükseldi. Fenerbahçeli oyuncular çok heyecanlı tabii ki. Çıkacak karara göre şampiyon olabilirler. Şu an ekrana gelemeyebilir ekrana görüntü. Ekrana gelmedi. Çünkü karanlık GDS ekranı şu an. Evet. Şu an bizde bir görüntü var. Bu arada GDS masasında o düzeltilmeye çalışılıyor. Evet. Sanırım oradan GDS masasından ana ekrana giden kabloda bir problem var. Evet şu an aşıldı. Fileye temas bakılmış. Temas yok. Temas yok kararı. Fenerbahçe oyuncuların itirazı devam ediyor bu bölümde. Sayı Arkas'ın olarak işaret edildi. 15-15. İkinci şampiyonluk sayısından da yararlanamadı Fenerbahçe. Hidalgo'nun itirazları devam ediyor. Bu arada Oğulcan yerini Emre'ye bırakacak. Fenerbahçe'de Ulaş sahaya döndü. Hasan Sıkar orta oyuncusu Arkaspor'un serviste. Scoreboard'da 15-15'lik eşitlik var. Hasan. Ulaş. Ortadan hücum ve sayı Fenerbahçe'nin. Oğuzhan Karasu. 16-15 Fenerbahçe önde. Üçüncü kez şampiyonluk sayısı. Fenerbahçe'de ön taraf bir aylı uzun. İzzet, Oğuzhan ve Walter Termat. Ulaş taktik servis atıyor. Taht aldı. Radke. Mustafa Kök sayı Arkas'ın. Şampiyonluğu yine vermedi. Arkas. Adis. İki tarafta üçlü hücum turlarını orta oyuncu hücumlarıyla geçtiler. Şu an Arkas ikili hücum turunda. Fenerbahçe ise üçlü. Adis üçüncü setten itibaren çok müthiş servisler attı. Skor 16-16. Adis yine çok etkili bir servis ama manşet de iyi geldi İzzet'ten. Termat plase yaptı. Avantaj topu Arkas'ın. Hücum Adis. Sayı Arkas'ın. 17-16 Arkas. Bir GDS isteği daha var bu bölümde Marius Sordil'den. Atak alanı ihlali yani 3 metre çizgisi ihlali. Bakalım var mı yok mu? Çok kısa sürdü. İhlal yok. Evet. Sayı Arkas.
Forbin şansını denemek istedi. Şimdi maç sayısı arkası için 3 kere şampiyonluk sayısından döndü Fenerbahçe. Adis 17-16 arkası önde. Setlerde durum 2-2. Adis Labumcia. Adis. Adis alta yolluyor. Müthiş baskı. Adis 1999 doğumlu, hatırlatalım değerli seyirciler. Daha henüz 20 yaşında bir genç yıldız. Bu baskıyı kaldırmak kolay değil. Çok iyi servisler attığı bölümde bu sefer cidden kötü bir servis attı. 19'a uzadı set. İzzet kullandı servisi. Arkası hücumu ortadan. Sayı arkasın. ...18-17 arkası önde. Yiğit servise geliyor. Bu da arkası için ikinci maç sayısı. Filen Kozamernik Yiğit'e bir şeyler söyledi. Yiğit. Çok etkili servis. Termat. Rakip alana yolladı. Bir anlık dalgınlık. İyi organize olamadılar ama Taht geliyor. Taht. Termat son anda uzandı. Ulaş. Hidalgo. Sayı arkasın. Arkas seriyi uzatıyor. 19-17. Arkas geri dönüyor. Müthiş maçı Arkas 3-2 kazanıyor. Fenerbahçe şampiyonluk sayısını 3 kere değerlendiremedi. Arkas son seti 19-17 alıyor ve şampiyonluğu Fenerbahçe'ye vermiyor. Benim evimde olmaz diyor. Salı günü gene bekliyorum diyor rakibini. 19-17. Müthiş set. 19-17. Arthur Glenn Holt geldi oyuncularının yanına. İki takım oyuncuları file önünde birbirini tebrik etmekteler. Yani ne set sonu oldu. 2-0 geriye düştü. Maçı anlatalım önce. Glenn Holt geldi bu arada. Bütün staffını kucaklıyor. Çok ilginç senaryo. Maç başında Fenerbahçe'nin sezon içinde çok ilginç bir senaryo imza attığını söyledik. Bugün özelinde de Arkas gerçekten çok güzel bir hikaye imza attı kendileri adına. Glenn Holt atıldı. Mert Matić takımın gediklisi dişlisi sakatlandı. Ama öyle, o Arkas 2-0'dan döndü. 5. sette Mustafa Koç'a ayrı bir paragraf açmamız lazım. Takımın bulduğu son 4 sayının 3-2 son sayıda Mustafa'dan geldi ve Arkas seri henüz bitmedi dedi. Gerçekten izlemesi, anlatması her yönüyle çok keyifli bir karşılaşmaydı. Arkaspor salı gününe randevu veriyor Fenerbahçe'ye. Maç sayısı ikinci denemesinde Arkas maçı almayı başardı.